Daha uzman. Kusura bakma. Bizim kurt en son yapacağını başta yapar hep. Ne oluyor lan? Neresi burası? Baş başa konuşabileceğimiz sessiz sakin bir yerdeyiz. Ben girizgahı genelde böyle yapıyorum. Aç. Elektrik mi verdiniz lan bana? Şöyle güzel, sessiz, sakin bir yerde bir tatil yap. Malum, ağır şeyler yaşadım. Nereden biliyorsun lan ne yaşadığımı? Kimsin sen? Kimim? Müdür. Müdür diyorlar bana. Seni çok iyi tanıyorum. Laf aramızda, arşivim geniştir. Bu işi yapacak adamları böyle sokaktan amele seçer gibi toplayamıyorsun. Hangi iş? Öldürmek. Lan. Lan benimle. Bu daha başlangıç hediyesi. İş başına ayrıca para alacaksın. Sen bu cüreti nereden buluyorsun lan? Bir de geçmişsin ciddi ciddi bana kiralık katil olmam için para teklif ediyorsun. İnfazcı diyoruz biz. Ne diyor sen de? Al paranı da bir tarafına sok. Bir daha da karşıma çıkmayın. Kafa izne çıktığını biliyorum. Ya o kafa iş düzelmezse? Ne iş yapacaksın bundan sonra? Sana ne lan? O arkadaşın Samet gibi valelik mi yapacaksın? Sen nereden biliyorsun lan bunları? Buyurun efendim, arabanız. Cebine 50 lira sıkıştıracaklar. Yanağına şap şap vuracaklar. Kafayı yer insan. Bak, orada bir şeysin. Dağlarda. Ama burada bir hiçsin daha. Şimdi şuracıkta gırtlağını sıksam ne olacak? Bu herife mi güveniyorsun sen? Eşeğime sağlam kazığa bağladım hep. Ayrıca senin hatunu bulamadığını biliyorum. Ayda, bak bizimle çalışırsan onu bulmana yardım ederim. Sakın. Sakın onun adını ağzına alma. Onun adını ağzına alma, adamın tetiği çekene kadar gırtlağını dişlerimle parçalarım senin. İşte bu. Sizin gibi adamların en güzel özelliği gaddarlık. Bu iş tam sana göre. Lan size. İstiyorsan şıklat parmağını sıksın adamın kafama. Gidiyorum ben. Bir daha da karşıma çıkmayın. B planına geçiyoruz. Senin yüzünden öldü Samet. Senin yüzünden öldü! Ah!
sakin. Samet senin yüzünden öldü. Yarım yamalık iş yaptın. Doğru düzgün yardım etseydin yaşayacaktın. Zaten Zafer'i de öldüremediniz. Ya herif uyanırsa? Zafer mafer umurumda değil. Canım yanmış benim. Olmalı. Belki de kalkınca ötecek. Ötmez. Uyanırsa gelir beni bulur. İyi o zaman. Hazır uyuyorken git fişini çek. Sen ne sanıyorsun beni? Hı? Cani miyim lan ben? Ulan herifin kardeşini kalorifer peteğiyle kafasına vura vura öldürdün. Kelle macunu yaptın. Ne zannedeyim ben seni? Kimsin sen? Melek misin? Acaba bundan sonra sana kod adı olarak Melek mi desem ha? Melek. Ya da ironiye gerek yok. Düz. Dümdüz. Gaddar. Gaddar. Gaddar daha iyi. Neyse o. Ben çok sıkıldım artık bu işten. Çözün lan beni! Çöz! Aramayın bir daha beni. Mesaj falan atmayın bana. Çalışmıyorum ben sizin için. Sadece Samet'e yardım ediyordum. O kadar. Bitti. Bitmedi. Samet işi tamamlayamadı. Benden parayı aldı ama erken emekli oldu. Beni hiç ilgilendirmiyor. İlgilendirmeli. Bana paramı sen getireceksin. Para mara yok bende. Söylemiştin nereye koyduğunu. Söylemedi. O zaman git bul. Evinde mi? Karısına mı verdi? Bir yere mi gömdü? Bana ne lan senin parandan? Eğer sen aramazsan gidip ben arayacağım. İlk nereye bakacağımı tahmin ediyorsunuz. Karısının yatak odasına. Sırf senin arkadaşın diye kibar davranıyorum. Senden aracı olmanı istiyorum. Git paramı bul, bana getir. Sonra gemileri yakmak istiyorsan yakarız. Kurt! Sen sormadan söyleyeyim. Bütün eve baktım, para mara yok. Boşuna geldim. O zaman benim için çalışacaksın. Tövbe tövbe. Laftan anlamıyor musun sen? Çalışmayacağım. Bitirdiğin her işle birlikte Samet'in borcunu parti parti sileceğim. Yapmayacağım diyorum böyle bir şey. Yapacaksın. Nasıl bu kadar emin konuşuyorsun? Sana istediğim her şeyi yaptırabilirim Gaddar. Çünkü benim elimde sihirli bir değnek var. Hokus pokus, abrakadabra. Kendin için değil, zavallı Umutçuk ve onun yaslı anası için yapacaksın.
Hala akıllanmadın değil mi? Nasıl saldırırım diye düşünmüşsün. Deneyebilirsin. Ama şu anda bu konuşmayı dinleyen iki kişi daha var. Biri Umut'un okulunda. Diğeri bir aile hekimliğinde. Senin Şengül bir ilaç falan yazdırıyor galiba. Bana dokunduğun an tetiğe basmış olursun. Yüksel var ya, artist Yüksel. Dallama. He. Zor aldınız elimden. Bir gün dövüyordum buna. Bu gitmiş işte. Bir uyuşturucu baronu mudur nedir? Bir kapısında fedai olmuş. Eyvallah Yüksel. Sağ olasın. Gelmişsin. Ne demek daha? Arada bir atıştık seninle ama aynı mahalledeniz sonuçta. Hakkını helal et. Tanıyorum ben bunu. E ne güzel işte. Güzel güzel değil. Yakın arkadaşım mıydı? Hayır tanıyorum mahalleden işte. Şengül ve Umut'tan daha mı değerli senin için? Ben de öyle düşünmüştüm. Eğer için rahatlayacaksa, müşterim o adamın bayağı kötü biri olduğunu söylüyor. E bilirsin, müşteri daima haklıdır. Bu arada yolda dinlersin. Beni Yüksel'e gönderirken Ayda'nın da onun olduğunu biliyordun değil mi? Tabii ki. Neden sakladın? Amacın ne? Dalga geçmeye mi çalışıyorsun? Ya. Seni motive eder diye düşündüm. Yani daha ilk işin ya. Olaya biraz tutku katmak istedim. Ve iyi ki de istemişim. Bak her şerde bir hayır vardır. Eğer orada olmasaydın Aydan ölmüştü. Haberlerini aldım. Ne yaptın? Kız seninle mi? Saklanıyor. Biliyorsundur. Yüksel birilerine şantaj yapıyormuş. Yüksel'i vuran herif kaçtı. Muhtemelen Aydan'ın peşine düşecekler. Onlar Aydan'ı bulmadan benim onları bulmam lazım. Yardım eder misin bana? Ederim. Tabii her şey karşılıklı. Tabii. Ne istersin? Hı? Delirdin mi sen? Dalga mı geçiyorsun? Samet'ten sonra Yüksel de öldü. İkisi de benimle bağlantılı. Polis tepemde. Sen bana yeni hedef gösteriyorsun. İş beklemez. Ya bu arada Yüksel sayılmıyor. Onu sen vurmamışsın. Samet'in borcu aynen devam ediyor. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ben sadece aracıyım Gattar. İş
büyük patrondan geldi. Yani bu herif bir günlüğüne Türkiye'ye geliyormuş. Yarın gündüz gidiyor. Akşama halletmen lazım. Hem de bu akşam. Zor bir iş değil. Yani kaldığı oteli biliyoruz. Yapamam. Yapar mısın diye sormuyorum. Samet'in borcunu ödemediğin sürece benim için çalışacaksın. Aksi halde neler olacağını biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Masum bir çocukla savunmasız bir kadını öldüreceksin. Biliyorum. Şimdi sen böyle söyleyince kendimi kötü mü hissetmem gerekiyor? Bu bir iş. Ayrıca sana ekstra bir güzellik de yapacağım. Bak, müesseseden. Sen bu işi hallet. Ben de Yüksel'i vuran adamı buldum. Yani sonra öldürüyor musun? Polise mi teslim ediyorsun? Kızı kurtar, kahraman ol. Bakarsın sonra yeniden birlikte olursunuz. Oh be! Oh be! Allah eline sağlık. Ya bu bizim kurt, krekerden başka bir şey yemiyor. Ya burada böyle güzelim bir sofra var. Şurada halis mulis tereyağı var. Son bir iş. Bunu da Aydan için yapacağım. Sonra senin paranı bulacağım, emekliye ayrılacağım. Sıkıntı yok. Borcunu öde, sonra serbestsin. Bu arada müjdemi isterim. Nur topu gibi bir kan davan oldu. Şu kalorifer peteğiyle öldürdüğün adamın abisi hastaneden kaçmış. Sana fişini çek dedim. Çekmedim. Hadi hayırlı işler. Atla. Bir de bu dallamalar var hayatımda. Hedef, silah, arabanın anahtarı. Çok gecikmeden işi hallet. Gözün aydın. Kız kardeşini bulmuşsun. Biliyordun değil mi? Ya hayır. Siz karakola düştükten sonra öğrendim. Benden sana bir abi tavsiyesi. Kız kardeşini o adamdan uzak tut. Maalesef. Seviyormuş. Seviyormuş. Aklı olan hiç kimse o adamı sevemez. Ha. Aklı başındaysa para için katlanıyordur. Sadece para için mi çocuk yaptı diyorsun? Hı? Gayet normal bir şeymiş gibi. Evet.
Benim kardeşim öyle biri değil. Tahan. Sen kardeşine kadar tanıyorsun. Anneni, babanı. İnsan en yakınındakini bile gerçekten tanıyamaz. Sana bir soru. Herkesin birbirine çok erdemli bir insan gibi rol kestiği yere ne denir? Dünya. Ne zannediyorsun lan? Halk kahramanımsın. Ben seni oraya kızı kurtar diye mi gönderdim? Sessiz sedasız hedefi indirecektin, ortalığı darmadağın etmişsin. Bunu da alet etmişsin kendine. Yok müdürüm, öyle olmadı. Beni alet etmedi, ben kendim isteyerek gittim. Yalnız bana bir daha öyle ilkokul iki esprileri yaparsan atıl kurt, katıl kurt. Seni bir daha kurtarmam. Kurtarmak? Lan sen olmasaydın da ben çıkardım oradan. Gardın. Sen hadi krakerine devam et. Elin ayağın titremeye başladı bak yine, hadi. Ortalığı da dağıtmışsın. Bir sürü iz bırakmışsın arkanda. Yani böyle olunca astarı yüzünden pahalıya geliyor. Aldığımız bütün parayı rüşvete dağıtıyoruz. Kız hamileydi. Eğer ben onu oradan çıkarmasaydım başka birisi zulmedecekti. Ben de parasını verdim, otobüse bindirdim. Ne parası? Tuğrul'un onu öldürmemem için bana teklif ettiği bir çanta dolu para. Ne gülüyorsunuz lan? Ne gülüyorsunuz lan? Bana da söyleyin, ben de güleceğim. Yani... Şimdi sende para vardı, bir çanta dolusu. Ya sen istesen o parayı getirip bana borcunu ödeyebilirdin. Hani sözüm ona, bu işleri sevmiyorsun ya. Ama sen bir çanta dolusu parayı hiç tanımadığın bir kıza verdin. Öyle mi? Evet. Ya beni niye boşuna uğraştırıyorsunuz ya? Sağa solu tehdit ediyorum. Sen itiraf et, bitsin. Seviyorsun bu işleri. Ha? Yani şimdi o adamı vurduğunda böyle içinde bir şeyler kıpırdamadı mı ha? Bir haz duymadın ha? Ben adam demiyorum ona. Mahlukat o. Mahlukat. Şimdi aramızda bir samimiyet geliştiği için... Hı? Samimiyet? Ha. Sana... Kendimle ilgili bir sır vermek istiyorum. Ben bazen, yani bazen şirketin olanaklarını, bilgi birikimini hazzetmediğim insanları ortadan kaldırmak için kullanıyorum. Yani bir nevi kaçamak gibi düşün. Yani şöyle, yani aslında ben şirkette evliyim ama bazı geceler... One night stand. Yani sen kafana göre sevmediğin insanları vurdurtuyorsun. Yani sevmediğim demeyelim de... Ya yaşamaya devam ederse başkalarına kötülük edecek insanlar var. Biliyorsun. Yani o tecavüzcüyü salarsan tekrar yapacak. Sözde yüce gönüllülük gereği affedilen o manyak gibi. Aslında salınmaması gerekiyordu. Hep içeride kalmalıydı. Yani... Bana niye anlatıyorsun bunları? Geçenlerde
Sizin mahallede bir taksici vurdular. Öldürdüler. Duymuşsundur. Tanıyorum. Rüstem abi. İki çocuğu vardı bu adamın. Ve kimin öldürdüğünü bulamadılar. Ama ben nasıl bulunacağını biliyorum. Sorumluların kim olduğunu da biliyorum. Ne dersin? İlgilenir misin? Ne biçim iş yapıyorsunuz lan siz? Siz ne biçim iş yapıyorsunuz lan? Beni tuzağa göndermişsin. Herifi vururken kabak gibi çekmişler lan beni. Ya bir sakin ol. Sakin ol. Ne tuzağı? Kim neyi çekmiş? Geçen gün indirdiğim herif. Tuğrul. Enver'in işiymiş. Enver vermiş işi. Beni tuzağa düşürmek için. Video şu anda polisin elinde. Tabii sen ne iş yaptığın için şu anda aranıyorum. Ulan belki de sen bilerek attın beni ateşe. Ben kendi adamımı bilerek tuzağa göndermem. Enver'in işi olduğunu bilmiyordum. Neyse, sorun değil. Ne demek sorun değil lan? Ne demek sorun değil lan? Bu işe girdiğinde akşamları eve pazar filesiyle gideceğini mi düşündün? Neyse, iyi ki olmuş. Yani kaçak olmak bizim işlerde racondandır. Ben bir kimlik ayarlarım, takılırsın. İstemiyorum kimlik falan. Ulan benim bir ailem vardı lan, benim sevdiklerim vardı, benim bir hayatım vardı lan. Onları uzaktan sevmeyi öğreneceksin. Öğrenemem. Ben sen değilim. Benim hayatımı ***'tiniz lan siz. Hayatıma lan. Nereye gidiyorsun? Bak, Enver'le ilgili sana yardım edebilirim. İstemiyorum yardım. Kendi işimi kendim hallederim. Geçenlerde sizin mahallede bir taksici vurdular. Öldürdüler. Duymuşsundur. Tanıyorum. Rüstem abi. İki çocuğu vardı bu adamın. Ve kimin öldürdüğünü bulamadılar. Ama ben nasıl bulunacağını biliyorum. Sorumluların kim olduğunu da biliyorum. Ne dersin? İlgilenir misin? Kurt, müdürle görüşmek istiyorum. Tamam. Şimdi doğru mu anlıyorum? Yani senin birini öldürürken çekilmiş videon polisle muhtemelen aranıyorsun. Sen bu arada taksici Rüstem'in katilini bulmak istiyorsun. Kaybedecek bir şeyim yok. İşte aradığım ruh. Bravo. Kurt, bu yanımızda ayın elemanı rozetlerinden var mı? Var bir de. Al. Bildiklerini anlatır mısın? Önce gidip o herifi geberteceğim. Ondan sonra Enver'le ilgileneceğim. Enver'i öldüremiyorum, başka bir şey yapmam lazım. Benim saklanacağımı zannediyor. Daha beter bir şey yapmam lazım ona. Sana bir şartla yardım ederim. Öyle gönlüm yok ama flört ediyorum ayaklarını bırakacaksın. Böyle sinirlenip gitmeler, kapris yapmalar filan. Bak aramızdaki bu şeyin adını koyalım yoksa buradan dağılıp gidelim. Senden emir almam. Adamın zannetme beni. Hiç öyle dertlerim yok. Sadece sana laf anlatarak zaman kaybetmek istemiyorum. Net olalım. Borcum bitti. Serbestsin.
gidebilirsin. Ama kalırsan hep kalırsın. Bu senin. Git bununla yeni bir hayat kur kendine. Mağdurlara yardım etmek hoşuna gitti değil mi? Tadını aldın. Ama bak, tek başına... Tamam lan, konuş. Rüstem abi, katilini nereden bulurum? Bir muhbirim var. Adamı tanıdığını söylüyor. Yani bu sağda solda övünerek anlatıyormuş taksiciyi nasıl öldürdüğünü. Geceleri nerede takıldığını biliyorum diyor. Yani bir daha görünce haber verecek. Güzel. Bu diğer konuyla da ilgileniyorum. Enver'le. Ben sırf ayağın alışsın diye. Yani bir alana bir bedava cinsin. Hı. Sen benim kaprislerimle zaman kaybediyorsun ama... ...sprilerine de devam et, değil mi? Ederim. Konuyu karıştırma. Kurt bugün Enver'in adamlarından birini paketleyecek. Neydi adı? Cingöz. Ha, Cingöz. Bu heriften Kirpi Rıfat'ın yerini öğreneceğiz. Kirpi Rıfat kim? Bak. Kirpi Rıfat bu. Enver'in sokaktaki en adamlarından biri. Bu lakabı kendi koymuş. Çivili bir sopası varmış. Fakir fukara çocukları topluyor. Önce torbacı yapıyor. Sonra da onları bağımlı hale getiriyor. Eğer çalışmak istemeyen olursa da bu çivili sopa devreye giriyor. Bak, eğer bu herifi konuşturursan çok değerli bilgilere ulaşırsın. Uyuşturucu depoları, tedarikçiler, aracılar. Enver'e en büyük darbeyi buradan indirebilirsin. İkisi için de benden haber bekle. Sen Enver mevzusuyla niye bu kadar ilgilisin? Gündüz çok ortalıklarda dolanma. Efendim. Gattar. Müdür. Söyle. Kirpi Rıfat'ın yerini bulduk. Akşamları Şişli'de bir nargileci'de oluyormuş. Gençlerle bu aralar orada buluşuyormuş. Konum atarım. Güzel. Bak. Kirpi, Enver'in pis işleriyle ilgili çok şey biliyor, unutma. Yani beyin sarsıntısı falan geçirirse... Aman ha. Kendimi tutmaya çalışırım müdür. Heh. Hadi. Oy. İyi misin? Bir daha şu numarayı yapma. Sağ olasın. Muhallebi yer misin?
Bak bu İstanbul'un en güzel muhallebisi. 100 yıldır aynı tarifle yapıyorlar. Ben dişimi kırmıştım muhallebi yerken bir gün. Şimdi kirpiyi buldun. Yani Enver'in uyuşturucu işindeki en önemli adamını. Ama ondan sadece bir deponun yerini öğrendin. Sonra da onu öldürdün. Ben telefonda doğru mu anladım? Ben değil. Enver. Enver öldürdü. Sana çok değerli bir bilgi kaynağı vermiştim. Çarçur ettin. Benim tarzım böyle. Ben hayatımı da çarçur ediyorum. Seviyorum ben bunu. Enver gerekli mesajı aldı. Sen bana şu taksiciyi öldüren herifi bul. Muhbirden hala haber yok. Ama görünce arayacak. Sabırlı ol. Heh. Tavuk göğsü. Bu arada senin şu cinayetli videon ortada yok. Takipteyim. Acaba bu polis arkadaşın acıdı mı sana? Acımaz. Baydan bir şekilde videoyu almış cebinden. Vay be, vay be. Ulan ne sevdaymış be. Bizim şöyle bir sevgilimiz olamadı ha. Bak, bu kız senin koruyucu meleğin. Ha? Gattar ve meleği. Böyle biraz Anadolu rock grubu gibi oldu ama. Ve sen hala bu kızdan uzak duruyorsun. Nasıl başarıyorsun bunu? Orası seni ilgilendirmez. Sana gerçek aşkla ilgili düşündüklerimi söyleyeyim mi? Hayır. Gerçek aşk asla rutine bağlamaz. Gerçek aşk insanın kalp ritmini bozar. Sinir sistemini çökertir. Bağırsak düzenini yok eder. Gerçek aşk... Ne kadar devam edeceksin daha? Gerçek aşk insana asla huzur vermez. Huzurunu kaçırır. Gerçek aşk iyi bir tetikçi gibidir. Seni gebertene kadar asla peşini bırakmaz. Müdürüm bak bu çok iyiydi. Hah, süpangile. Sağ ol. Süpangile. Rahatla be oğlum, al. Efendim. Ekber Baltacı şirketten bir tetikçi ayarlamış. Hedef kız kardeşin. Yağmur. Onu öldürecekler. O ne demek lan? Duydun işte. Duydum, duydum. Bir şey yapamıyor musun tetikçi? Geri çek. Yapamam. Büyük patron doğrudan görevlendirmiş. Beni aşar. Adam kim? Bilmiyorum. Araştıracağım. Haber veririm. Özel tetikçi tutmuş bir de. Kurt, müdürle konuşmam lazım. Acil. Yanında mı? Ulan sen de arasana babanın. Ne dedin diye sorsana lan. Ne bileyim lan, kafa mı kaldı? Müdür, neredesin sen? Buradayım, söyle. Kardeşimi kaçırdılar. Muhtemelen bahsettiğin tetikçi. Kim o adam? Nereye götürmüş olabilirler? Tetikçi kim bilmiyorum. Öğrenince haber vereceğim. Ulan bu kadar mı lan? Yardım etmeyecek misin bana? İçeriden bilgi sızdırıyor. Zaten tetikçinin kim olduğunu da araştırıyorum. Daha fazlasını yapamam. Yaparsın sen, yaparsın. Her şeyi yaparsın sen. Geçen kırmızı ışıkta geçtiğimden de haberin oldu senin. Bak aracın bilgilerini aldım. Zaman yok. Ne olur bul şu arabayı. Başımı belaya sokacaksın. Ne belası lan? Ne belası? Benim hamile kardeşimi öldürecekler lan. Bundan daha büyük bela mı olur? Olur. Kendi adamımızı yakalatacağım. Eğer öğrenirlerse kaçacak yer bulamayız. Bak ben bütün riskleri göze alıyorum. Bul şu minibüsü lütfen. Aracın rengi, markası, plakası. Ya bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Şirket, şirket dediğiniz bu mu? Hamile bir kızın ölüm emrine onay veriyorsunuz. Ben değil, ben değil. Ben sadece aracıyım. Kendini temize çekmeye çalışma. Sen de onlar için çalışıyorsun. Kim buldu kız kardeşinin yerini?
Ben olmasam onu asla kurtaramazdın. Bir sakin ol. Tamam. Belki ben de kötüyüm ama onlar gibi değilim. Ben, kötülüğün de çeşitleri vardır. Bak dinle beni. Şirket sadece birilerini öldürmek için kiralık katil tuttuğum bir oluşum değil. Şirketin kritik yerlerde çok önemli adamları var. Yani bazen bir kurşunla çok şeyi değiştirebilirsin. Tarihle aran nasıl? He? Ya düşün mesela Birinci Dünya Savaşı. Bir suikastla başladı. Sonra darbeler, krizler. Yani palazlanmaya başlayan bir iş adamını ya da bir mafya babasını vurarak çok şey değiştirebilirsin. Ulan sen bana ne anlatıyorsun lan? Dünya savaşıymış, darbeymiş falan filan. Kardeşim diyorum sana, kardeşim. Ben de sana güç dengelerinden bahsediyorum. Ekber baltacı vermiş emri. Bizim patron da okey demiş. Hedef kim bakmaz bile. Ekber baltacının emrine karşı gelmek istememiş. Ha, bu şu an için böyle. Yarın bir gün biri çıkar, Ekber'i indirir. Bütün dengeler değişir. Ama her ne olursa olsun şirket hep ayakta kalır. Çünkü şirket görünmez. Kağıt üstünde yok. Ben bile kaç tane adam var bilmiyorum. İşte bu yüzden şirketten herkes korkar. Ben korkmuyorum lan şirketinizden. Şirketin... Bu işe onay veren patronun da gebermesi lazım. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum ama bu hiç kolay bir şey değil. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Çünkü patron da görünmez. Ben bile tanışmadım şahsen kendisiyle. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş, ben neyin içine düştüm lan böyle? Kimse görünmez, bilinmez falan filan. Cinli perili filmler gibi. Aynen. Aynen. Ama benim de bir takım planlarım var. Bugün kız kardeşini ne kurtardı? Bilge. Bilgi en büyük güçtür. Eğer gücü eline geçirirsen görünmezler görünür olur. Sabırlı ol. Herkesin sırası gelecek. Ben önce Ekber Baltacı'yı istiyorum. Bırak baba oğul aralarında halletsinler meseleyi. Ha, baktık Enver halledemiyor. Bir çaresine bakarız. Yaptığım derin araştırmalar sonucunda İstanbul'un en iyi tavuk pilavının Bolu'na kaldı. Tatman lazım. Enver'in telefonu kapalı. Babasına nasıl ulaşabilirim? Biraz soruşturdum. Kimse bilmiyor. Ortalıkta yoklar. Bul o zaman. O iş o kadar kolay değil. Ekber eski topraktır. Önünde siper olacak bir sürü adam var. Bak o herifi gebertmeden içim rahat etmeyecek. Enver ben hallederim demiş. Köpek balıkları kapışırken araya girmeyeceksin. Biraz daha zaman ver. Zaten Yağmur da güvende şu anda. Ben de sana yeni bir iş ayarladım. Ne işi? Boya badana işi. Ev 100 metrekare. İlgilenir misin? Ne demek lan ne işi? Ne konuştuk? Kalırsan hep kalırsın. İşle filan ilgilenemem ben şu an. Kurt. Ta-da. Al. Hedef bir doktor. Doktor. Ama bildiğin doktorlardan değil. Eskiden organ mafyası için çalışıyormuş. Şimdi kendine bir ekip kurmuş. İşte insanları kaçırıyorlar. Bu da böyle işte doğuruyor, organları alıyor. Çok iyi. Yer misin?
Pervin, canım. Ben inanamadım. Pervin, ben gelemedim. İnanamadım ben. Öylece kala kaldım. Ben de inanamadım ki Leyla. Gel hadi, yanına gidin. Sağ ol arkadaşım. Sen mi karar veriyorsun kim değerli kim değersiz? Evet. Çok da zor bir karar değil bu. Ben de senin değersiz olduğuna karar verdim. Tanır mıydınız Necdet abi? Hayır. Asıl senin ne işin var burada? Ben yanlış mı gördüm? Yoksa babasını öldürdüğün kızla mı geldin buraya? Biraz öyle oldu. Ha. Ben tam anlayamadım. Biraz daha açıklar mısın? Açıklayacak bir şey yok. Anlayacağın bir şey de yok. Kızla tanıştık. Aa dedim ne kadar güzel kız. Ne tatlı kız dedim. İki muhabbet ettik. Tesadüfe bak babasını öldürmüş. Şşşt. Şuraya. Lan şu kadarcık yüzüm güldü ya. Hemen arkasına. Bir tokat. Tamam sakin ol. Nerede olduğunu unutma. Yani kızla aran iyi öyle mi? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Hayır yani bu işimize yarayabilir. Bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama her şerde bir hayır vardır. Bak bunun babası biliyorsun yıllarca yasa dışı organ ticaretiyle uğraştı. Müşteri listesi kabarık. Bu işin içine karışmış bir sürü insan var. Doktorlar, hastaneler, bürokratlar. Yani organ için kesenin ağzını açacak bir sürü iş insanı. Ha tabii bir de cesedi bulunamayan kurbanlar. Ya sen ne anlatıyorsun müdür ya? Müsaadenle gidip ben acımı yaşayabilir miyim? Yani şunu anlatıyorum. Bu Necdet'in bir adamı sağda solda ötmüş. Bu adamın dizüstü bilgisayarında pek çok insanı mahvedecek bilgi kayıtlıymış. Yani bu herif kurtarmak için bütün bilgileri arşivlemiş. Şimdi de mafya bu bilgisayarın peşinde. Ya bana ne ya? Bana ne lan? Yani bulamazlarsa ilk kime giderler? Kızın peşini bırakma. Etrafında dolan
Bilgisayarı bul ve bana getir. Sen de istiyorsun yani bilgisayarı. Tabii ki. Bilgi güçtür. O bilgisayarın içinde bir sürü pislik, yani öldürülmesi gereken bir sürü pislik var. Bu senin de hoşuna gidecek. Bak ben hedefi indirdim, işimi yaptım. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Bu kız da mı ilgilendirmiyor? Mafya peşinde diyorum, bilgisayarın peşindeler diyorum. Kızın hayatı tehlikede. Ulan kızın babasını öldürdüm, babasını. Şimdi gidip yanına hiçbir şey olmamış gibi takılamam. Ya bir sal beni ya, sal. Gattar. Gattar. Adamın evini, iş yerini, her yeri aramışlar. Onun böyle birkaç adamını da hırpalamışlar. Ne bilgisayar var, ne de bellek. O yüzden herkes kızın peşinde. Yani abartmak gibi olmasın ama yeraltı dünyasında herkes kızı arıyor. Bu yüzden fikrimi değiştirdim. Kızdan uzak dur. Senin gibi bir adamı kaybetmek istemem. Ya nasıl uzak durayım? Kızın kimsesi yok. Bir de her şey benim yüzümden oldu. Sorumluluk hissetme. Yani sen olmasaydın da başka bir tetikçi halledecekti işi. Allah razı olsun, içimi çok rahatlattın ya. Yani şimdi bu kızın babasının işlerinden haberi yok muymuş? Bilmediğini söylüyor. Öyle söylüyor da doğru mu sence? Doğru söylüyor. Hı. Söylemiyor da olabilir, bilmiyorum. Yani eğer bu kızdan uzak durmayacaksan da bir an önce ağzından laf al. Ya ağzını aradım diyorum sana. Ama ne diyeyim, açık açık gidip baban organ için insan öldürüyordu. Kanıtları da depolamış. Mafyada peşindeymiş mi diyeyim? Ne diyeyim? Diyemem ben böyle bir şey. Niye? Ya yuh ya, bir de niye diye mi soruyorsun? Sana anlatsam da sen anlamazsın zaten. Bir dakika ya. Sen bu kızı neden tanıyorsun? Doğru. Cenabetlikte bir dünya markası. Bak şimdi olaya bak. Kızla babasını öldürmeden önce tanışıyor. Tesadüfen. Sonra aynı gece gidip babasını öldürüyor. Aa. Ne? Aa. Lan. Bu kız, o kız mı hani senin yüzünü güldüren? He? Sana anlattı mı? Evet. Çok kırıldım. Yani ruhum incindi resmen. Hani en yakın arkadaşım bendim? Ulan ben olmasam siz ne yapacaksınız lan? Ha? Nasıl eğleneceksiniz lan siz ben olmasam? Hakikaten lan renk katıyorsun. Rengareksin maşallah. Gidiyorum ben. Bak Leyla'nın hayatı hala tehlikede. Onu bulman lazım. Bakarız. Bakarız makarız yok. Tek başına hiç şansı yok. Öldürürler onu. Durumlar biraz değişti. Ekber Baltacı ensemde. Niye? Hani kız kardeşini bir tetikçiden kurtardık ya, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Bu ne demek biliyor musun? Kendi adamlarımızdan birinin ölümüne yardım ettim. Yani bilgi aldığım adamlardan şüphem yok yani. Onlar sağlamdır ama her an her şey olabilir. Hele Ekber bunlardan birini bulup konuşturursa bittim demektir. Ki Ekber konuşturma konusunda iyidir. Adamın zehir koleksiyonu var. Zehir koleksiyonu mu var? Evet, zehir koleksiyonu var. Yani hangisi konuşturur, hangisi öldürür, hangisi öldürmez ama süründürür, hepsini biliyor. Bu Ekber Baltacı'nın iyice suyasın. Bana bırak köpek balıkları birbirini yesin dedi. Bıraktım, bir p*** yok. Ben halledeceğim bu işi.
Benden habersiz, bana danışmadan hiçbir yere dalmıyorsun. Bak bu Ekber kimseye benzemez. Anladın mı? Şimdi onun kafasında 40 tilki dolaşıyordur. Ama benim de düşündüğüm şeyler var. Tamam sen onu düşün. Sen onu düşün ama bir yandan da şu MOBS kameralarına bir daha girebiliyor musun? Onu düşün. Leyla'yı bulmam lazım. Tamam, benden haber bekle. Nadine? Çok yağmur yağıyor. Yani? Sen bıraksana. Vay arkadaş. Bobes'e kayıtlarına bak. Beyefendiyi eve bırak. Vakit tamam müdür. Yardımın lazım. Enver direkt eve saldıramayız diyor. Dışarıda bir yerde yakalamalıyız. Az adamla. Bu noktadan sonra sen devreye giriyorsun. Ya da dışarı çıktığında arabasını falan bulacağız. Oğlum zırhlı arabayı bazukayla mı saldıracaksın? Onu o zaman düşünürüm. Olmaz. Onu daha savunmasız bir yerde kıstırman lazım. Aynen. Ya bu herif berbere falan gitmiyor mudur? Hastaneye, doktora, ha? Bak bilgi güçtür diyordun. Madem öyle, bilgiyle gebertelim bu herifi. Ya aferin. Bak, öğrenmeye başladın. Bravo. Tamam, ben de bu iş. Düşüneceğim bir şeyler. Alo. Oldu de. Olmadı, gebertemedim. Ne demek lan? Ne demek yapamadım? Mis gibi tuzak kurmuştuk. Aydan'ı yakalamış çünkü. Enver yüzünden. Aydan ne lan? Aydan nereden çıktı? Ekber baltacıyı öldürecektin. Başlarım senin Aydan'la. Aydan'ı bulabilmek için Ekber'i bırakmam gerekiyordu. Bu hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Tek atışlık hakkımız vardı. Iskaladık. Anladın mı? Hiç iyi olmadı. Seni tekrar arayabilirim müdür. Aydan'ı bulmam lazım. Yılan ısırmış. Yılan mı dedin sen? Yılan. Ne? Ben Ekber Baltacı'yı tuzağa gönderdim. Evet. Senin yaşama şansın az. Adamsın mıdır ya? Sağ ol vallahi. Burada mısın sen hep? Abi hep buradayım. Ne? Adım Ali. Beğendim. Seni deftere yazıyorum. Eyvallah abim benim. Her zaman beklerim abim. Yedi göbek müdeciyiz biz. Harika. Denizden de biz çıkarıyoruz. Şahanesin. Buyur abi. Gel gel. Midye dolmayı. Baharat dengesi şahane. Bırak şimdi midyeyi de gelsene. Ha. Temiz midye, dur. Temiz midye. Buyur abi. Gel, gel. Al. Leyla'nın babasına ait bütün bilgiler bu bilgisayarın içinde. Herkese haber mi uçuruyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bilgisayarın sende olduğunu bilsinler, kızı da rahat bıraksınlar. Tamam, ben bir inceleyeyim. Bakarız. Ne yapacağız şimdi? Ekber mevzusu da yalan oldu. Ne yapacağız? Defansa geçeceğiz. Kurt biraz ortalardan kaybolacak. Al, iten çomağı hazırla. Dur. Hoparlörü al, öyle aç. Selamun aleyküm. Ne var? Kızı kurtarmışsın daha. Çok sevindim. Tebrik ederim.
Allah razı olsun, sağ olasın. İyi eğlendik ama değil mi? Bak doğru söyle. Sorma, gül gül öldük. Arayı açmayalım daha. Açmayacağız, sen hiç merak etme. Görüşeceğiz tekrar seninle. Ha, bu arada müdüre benden selam söyle. Aleyküm selam. Aa, sen de mi oradaydın? Hayret. Ha, birlikte misiniz? Ya bana niye haber vermediniz? Ben de atlar geliyordum. Yani bu saatte uyuyacağını tahmin ettik. Aa, sen de yaşlılığımı kafama kalkma şimdi. Müdür, seni de tebrik ediyorum. Yani numaranı yedim. Enver avcumun içine aydan kozunu bırakmasaydı yanmıştım. Yani salak gibi elimi kolumu sallaya sallaya gidecektim. Adamınız da beni indirecektim. Neden bahsediyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Müdür, sana kurt bahsetmedim. O zaman ben sana söyleyeyim. Bütün aileni gözünün önünde geberteceğim. Ben de her suçun cezası ayrı ayrı. Seninkisi bu. Bence beni öldürmeyi tekrar deneyin. Cesaretiniz kırılmasın. Kurt. Seninle sonra konuşacağız. Kapattı. Sen ne yaptın buna? Niye öyle aileni öldüreceğim falan diyor? Hiç. Takmış işte. Vardır bir karın ağrısı. Anlatmayacaksın yani. Ben de en yakın arkadaşım benim sanıyordum. Üzüldüm. Bayağı iyi öğreniyorsun. Bravo. Güzel ama gevezeliği bırakalım, dağılalım. Benden habersiz hareket etme. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biz sarılsak mı ya, ha? Niye? Yani farkındasınız değil mi? Biz bir daha bir araya gelemeyebiliriz. Sen duygusallaştın mı? Yani benim için gelecekler. Canlı isteyecekler beni. Ekber baba bana zehir verecek. Uzun uzun kıvrana kıvrana öleceğim. Şöyle hayatı bir sorguluyor insan yani. Dışarıdan baktığım zaman da benim sizden başka kimsem yok. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Yani bir vedalaşsak, sarılsak mı? Müdürüm, acınacak haldesin ama sen halledersin. Drama yapma, hesabı öde. Eyvallah abi. Ne kadar? Zakkum kardeşler. Bu Korkut. En büyüğü. Bu Kalender ortanca. Yani sessiz sakin bir tiptir ama tam bir deli. Bu da Cezmi. Kulak koparan Cezmi. Bu benim kapıma dayanan var ya, onun böyle suratında burada böyle bir yerde dövme vardı. Bu. Bu bende. Bunu istiyorum. Oğlum manavdan armut mu alıyorsun lan? Bunları birbirinden ayıramazsın. Yani Cezmi'ye bir şey yaparsan diğer ikisi de topa girer. Ya girerlerse girsinler müdür. Daktar. Yani bunlar şirketin böyle merdiven altı fason böyle çakma bir şubesi gibi düşün. Bunlar gider gündüz kahve tarar, ev basar, her türlü bunlarda. Yani Ekber bir ara bunları tokatlayıp zapt etmişti ama işte tekrar salıvermiş baksana. Bunun ne işi var burada? Buluşmak istedi. Çağırdım ben de. Buraya mı çağırdın? Hani baş başa olacaktık. Bak şimdi incindin ha.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müdür ne haber? Görüşemiyoruz ne zamandır. Niye soğuk yapıyorsun ya? Bu arada ben sana teşekkür etmek istiyorum. Yağmur senin sayende kurtardık. Büyük adamsın, sağ ol. Evet Enver. Ne istiyorsun? Yani ben senden kurtulamayacak mıyım lan? Niye kurtulmak istiyorsun ki sen benden? Ben onu anlamadım ya. Yeğeninin doğmasına şurada 3-5 hafta kalmış. Birlikte maça götüreceğiz oğlum biz bu çocuğu. Pavyona götüreceğiz, mektebe götüreceğiz. Ömür boyu birlikteyiz lan. Bırak şu yabaniliği bir ya. Allah Allah. Aha. Zakkum Brothers. Bunlar ne arıyor lan burada? Ben de bu Zakkum kardeşler için aradım seni. Ne alaka? Babam bunları benim üstüme saldı. Dün bir sürü mekanımı taradılar, adamlarımı vurdular. Ha bunlar senin yüzünden millet ısırmaya başladı. Ulan her altından sen çıkıyorsun. Nasıl olacak? Lan bu köpekler en çok beni ısırıyor. İşlerime çökeceklermiş. Ulan çökmezlerse onların inşallah çökerler. O iş öyle değil işte kayınço. Bunlar benim işlerime çökerse beni mumla ararsınız. Ben klas bir suçluyum. Bunlar it kopuk. Emre klas diyemem ama it kopuk konusunda haklı. Neyse ne. Yüzü dövmeli olanı istiyorum ben. Ben hepsini istiyorum. Bu itlerin yaşam alanı neresi bulmam lazım. Seni de o yüzden aradım zaten. Müdürüne sor diyecektim de şanslı günümdeymişim. Müdür bizzat karşıma çıktı. Benden haber bekle. Ben? Ben de bekleyeyim mi? Alo. Soğuk bir herif bu ya. Yağmur iyi mi? İyi. Niye sordun? Kardeşim lan çünkü benim. Kızın düğününü polisler basmış. Kocası olacak herifin derdi Zakkum kardeşler. Ben sormayayım da kimler sorsun? Kayınço bana da bir çay söyle ya. Kalk kendin söyle lan. Thank you.
adamlar niye bana silah tutuyor? Ben söyledim. Sen söyledin. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen şirket için çalışmıyor musun? Öyle. Arada ekstralar alıyorum. Hı. Ekber Baltacı'nın selamı var. Burada böyle yaşamak zor olmuyor mu ya? Her gün başka bir yere mi park ediyorsun? Tamam, uzatma. Ne istiyorsun? Ekber Baltacı bilgisayar istiyor. Sende olduğunu duyduk. Şu kasap doktorun bilgisayarı. Yok bende bilgisayar. Müdür, sana saygım var, o ayrı. Zarar görmeni de istemiyorum. Ya şimdi sen paşa paşa bilgisayarı vereceksin... ya da ben zorla alacağım. Bilgisayar bende değil. Müdür. Hiç yakışıyor mu sana yalan söylemek? Aradığım bilgisayar o değil. Doktorun bilgisayarını şirket aldı. Bu ne o zaman? O benim iş için kullandığım bilgisayar. Şifresine. Cerrah. Bırak onu. Bak, istiyorsan git şirkete sor. Doktorun bilgisayarına büyük patron el koydu. Yalan söylemiyorum. Ama ben şimdi merak ettim bunun içinde ne var. Müdür. Şimdi daha çok merak ettim bunun içinde ne var. Aç. Aradığınız kişiye şu an ulaşamıyorum. Ne haber müdür? İyi. Dövmeli herifle ilgili bulabildin mi bir şey? Ha. Bir spor salonu var. Orada takılıyormuş cezme. Eyvallah. İyi misin sen müdür? Tansiyonum yükseldi galiba ya, böyle kulaklarım zorluyor. Yani pek tansiyon gibi gelmedi bana ama neyse. Ya bu Ekber beni tehdit edip duruyordu ya. Hani alemi öldürmekle ilgili bir fantezisi vardı. Şirketin eski çalışanlarından biri bilgisayarımı çaldı. Yani bu Necdet'in bilgisayarı zannettiler ama değil. İçinde kızımla ilgili bilgiler var. Kızın mı var senin bugün? Evet, 19 yaşında. Allah bağışlasın mı denir, ne denir? Yalnız, ya müdür sen niye bilgisayara sakladın onunla ilgili bilgileri? Hiç senlik hareket değil. Böyle açık vermezdin sen. Ya uzaktan da olsa işte onu görmek için çalıştığı sokağa bir kamera yerleştirdim. İşte arada bir görüyordum, birkaç saniyede olsa yüzünü falan. Sonra geçenlerde yurt dışına gideceğini öğrendim. Yarın. Yani aslında yarın temelli gideceğini öğrendim. Ya sonra da dedim ki yani bir yan yana gelelim. Bir yüz yüze gelelim. Bir nefesini hissedeyim. Birkaç bir şey söyleyeyim. Bir sesini duyayım. Öyle işte, öyle işte. En büyük zaafımız sevdiklerimiz.
Yani şimdi Ekber senin kızının yerini biliyor mu? Yani bilgisayar şifreli. Hemen açamazlar. Aslında Kurt Ekber'in yanında ama... Kurt alsın bir şekilde bilgisayarı müdür. Kaçsın sonra da. Ya arıyorum arıyorum açmıyor. Telefonu kapalı. Belki de Ekber bir şey yaptı ona. Ya ne yapacağımı bilmiyorum. Ya bir başkası olsa, yani başkasının bir şey olsa bu kafa zehir gibi çalışır ama... Ama şu anda böyle ikiyle ikiyi toplayacak halde bile değil. Tamam müdür, sakin ol. Düşünürüz, buluruz bir yol. Sen yine de kızını yalnız bırakmamalısın. Yurt dışına çıkana kadar güvenli bir yere saklaman lazım. Yani onun öyle bir iletişimim yok ki. Sadece iki kere konuştuk. Bir yabancı gibi. Babası olduğumu bile bilmiyor. Yani şimdi gidip ona ben senin babanım, seni iki gün saklamam lazım falan diyemem ki. O zaman uzaktan da olsa izle bir şekilde. Bir tehdit oluşursa müdahale edebil. Ben de bu sırada şu bilgisayarı nasıl alırız onu araştırayım. Sağ ol. Çekte bilgisayarı al, evden çık. Kızım için. Krakerlerin hazır. Şifreyi çözdüm mikrofonu. Göster. Top secret. Çok gizli. Hadi çabuk çabuk. Hamit! Müdürüm. Sağ ol. Eyvallah. Çubuk var mı? Bir
Bilgileri silseydik. Niye yakıyoruz bunu? Ya şunu gözlerine bir göreyim de yandığını. Yoksa içim rahat etmeyecek. Beni nasıl aldın oradan? Notu kim verdi, anahtarı kim verdi? Enver'in bir adamı. Neydi adı, gariban mı? Tek gözlü gariban. Enver'e soralım bir. Belki içeride adamı vardır. Yoksa da kimle iletişime geçeceğimizi söyler. Yapacaksın gariban. Rica değil bu. Abi bak. Ekber baba gözüm oymakla kalmaz, kalbimi söker. Yaptırtma bunu bana lütfen. Sen onun hem eski şoförü hem de eski köstebeysin oğlum. Şüphelenmez senden hiç. Abi gözünü seveyim, yaptırtma bana bunu. Lütfen. Sen de bana bunu yaptırma. Ananı babanı bir daha görmek istiyor musun galiba? He? Sevgini mi gösteriyorsun böyle? Neyse. Güzel. Şimdi senin bilgisayarı aldık müdür. Bunu da... Neydi bunun adı? Karabatak mıydı? Kızıl kurbağa mıydı? Tamam lan tamam, kurt. Kurtu da çıkardık içeriden. Ekber baba da köpürüyordur şimdi. O da güzel. Ama şimdi siz de bana destek atın. Benim uzakkum biraderleri gebertmem lazım. Onlardan biri tamam. Cezmi. Harbi mi lan? Aferin lan kayınço. Ama asıl... diğer ikisi şimdi çok pis misilleme yapacak. Bir saniye. Ne oldu sana? Bir şey olmuş. Kafana taş mı düştü? Ne oldu? Hı? Bir an ben gerçekten öldüm Aydan. Buradan çıkmalısın. Bak ölmedin. Ölmediysen hala umut var. Bitmediyse bitmez. Bitmediyse bitmez. Ölmedin. Dahan! Yok kimse. Dahan! Dahan! Müdürüm. Ha? Ne? Duyuyor musun? Neyi? Gün, gün diye bir ses var. Aşağıda. Aşağıda. Müdürüm bu toprak yeni kazılmış. Burada. Burada. Kazdıkları kürekleri burada bırakmışlar. Hadi yardım istene. Neye kazacağım? Bir tane daha var.
pantolonumu. Hadi. Yaşıyor mu? Nabız yok. Ya suni teneffüs mü yapsan? Ben mi? Ben mi yapayım? Vallahi bayağı tecrübeli görünüyorsun. Sen yap. Ben müdürüm. Ne yapacaksan yap. Yaşıyor musun lan? Aferin. Aferin. Bak, sen öpeceksin diye korkusundan geri geldi. İyi misin? İlk defa sizi gördüğüme sevindim lan. Seni bir süre öldü bilsin. Eğer ölmediğini anlarsa aynı gazla saldırmaya devam eder. Uzun süre saklanamam. Acil bir şey yapmalıyım. Yaparsın. Bir süre ölü kal. Ölülerin saldırmasını kimse beklemez. Bizi anladı sanırım. Biliyorum. Vay 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 vay. En sevdiğim ikili de buradaymış. Nasılsınız? Yine çok neşelisiniz. Yüzünüzde güller açıyor maşallah. Neşeniz bozulmasın. Lan muhabbet etmeye gelmedik buraya. Tamam ya, ne var? Bak sen diri diri gömüldükten sonra çok değiştin ha. Eski neşen kalmadı. Eskiden ne güzel cıvıl cıvıldın. Evet müdür. Ne yapıyoruz? Buldun mu zakkumların evini? Buldum. Konumu burada. Sana atarım. Şimdi muhtemelen bu adamlar kalabalıktır. Çok iyi bir plan yapın. Kim nereden girecek, nereden çıkacak iyice planlayın. Sakın hafife almayın. Ben de silah getirdim. El bombası da var bagajda. El bombası mı? Yes. Nereden buldun diye sorma. Hadi kurt. Tamam. Sen gelmiyor musun müdür? Bir iki adam indirirdin ya, pasını atardın. Fena mı olurdu ya? Benimle aynı ortamdayken bana doğrudan espri yapma. Hatta sen bundan sonra hiç espri yapma. Okey. Bak bu da senin gibi ha, gergin. Ben sizi bir spa'ya götüreceğim. Şöyle güzel bir yoğursunlar, cilt maskesi, peeling falan. Şu hayatın bir tadını çıkartın ya. Ulan hadi bin şuraya. Hadi bakalım. Lan ne oluyor lan? Nereye götürüyorsunuz beni? Kimsiniz siz? Lan cevap versenize. Lan ne
Nereye götürüyorsunuz lan beni? Bu muydu? Ne oluyor müdür? Niye çağırdın beni? Kim bu? Şirketten muhtar. Muhtar mı? Selam. Lan sizin yapınız ben. Niye aldın beni? Gebertiyordum lan herifi. Sakin ol. Ne sakin olacağım lan? Çünkü Korkut'un bir süre daha ölmemesi gerekiyor. Niye? Korkut birkaç gün sonra Sırp mafyasının Türkiye ayağıyla buluşacak. Şirket bu adamı ölü istiyor. Bana ne lan? Sen öldüreceksin. Yeni hedefin. Ama önce kim olduğunu öğrenmelisin. Bunun için Korkut'la buluşmasını bekleyeceğiz. Hiçbir şey beklemiyorum. Kabul de etmiyorum lan. Dahan, bu bir iş teklifi değil. Yapar mısın diye sormuyoruz. Yapmak zorundasın. Korkut'un buluşacağı adamın kod adı Elmas. Bu Sırp mafyasının Türkiye faaliyetlerinde hep bu adamın parmağı var. Önemli bilim adamlarının suikastleri, ne bileyim insan kaçakçılığı, içimizdeki hainlerden biri var. Tamam, anlıyorum. Acım büyük. Yani içinde bir intikam ateşi var ama bu diğer işler gibi değil. Bunu vatan için yapmak zorundasın. Gebertiyordum herifi. Elimden aldınız müdür. Gebertirsin. Kaçmıyor ya. Bu Elmas bugüne kadarki en büyük avın. Tam bir vatan haini. Gerçek bir terörist. Ama en iğrenci ne biliyor musun? Lan. Ne bu? Bir haber, oku. Sapık milyarder için Türkiye'den de çocuklar kaçıyor. O herifin işi mi bu? Yüzlerce kayıp çocuktan bahsediyoruz daha. İşte bu işin Türkiye ayağını bu herif götürüyormuş. Elmas. Yani senin için zor biliyorum ama buna odaklan. Yani hayat öyle düz bir yol değil ki. Karma karışık bir yol. Yani bazen geriye gidersin. Ne bileyim bazen kaybolursun. Bazen aynı yerde dönüp durursun. Ekber zakkumları ortaya saldı. Çok kan döküldü. Çok acı çekildi. Baban öldü. Ama şimdi Korkut sayesinde pek çok çocuğun canını yakmış o uluslararası alacağız ve ikisini birden geberteceğiz. O Korkut olmasaydı babam hayattaydı. Ya tabii ki acılar çekmek istemeyiz ama galiba onlar olmadan da ilerleyemiyoruz. Hayat bir şey vermeden önce elimizdekileri alıyor. Neyse, biz işimize bakalım. Kurt ve Enver, Korkut ve Kalender izliyor. Enver mi? Zevzek bir çocuk ama motivasyonu sağlam. Onu da kullanmaya karar verdim. İçeriye girecektim. Üyeliğiniz var mıydı? Yok. Yemek yemeye gelmiştim. Maalesef. Üye olmadan girilmiyor.
Alo müdür. Söyle. Korkut'la kardeşi Deniz Kulüp diye bir yere girdiler. Büyük ihtimal Elmas'la burada buluşacaklar. Ama içeri giremiyorum. Üyelik lazım. Ben girerim. Sen nasıl gireceksin? Benim her yere üyeliğim var Bettar. Merak etme. Korkut zaten beni tanımıyor. Daha iyi olur. 5 dakika yoldayım. Dün gece Doğan'ın evine girmek istedim gizli gizli. Onu öldürmek için. Ne öldürmesi? Ben sana onu canlı istiyorum demedim mi? Bulamadım zaten. Enver oradaydı. Yani? Yani abi, bu herifin hala hayatta olması benim canımı çok sıkıyor. Sürekli arkamı kollayarak gezmekten bıktım. Şimdi ortalarda yok. Kesin bir şey çeviriyor bu. Bul o zaman. Tamam. Bul. Merhaba. Bir filtre kahve alabilir miyim? Elmas çıktı. Takip edin. Müdürüm saygılar. Ben bu evi hatırlar gibiyim ya. Bu Elmas'ın evi olamaz. Kimin evi? Yani şimdi çıkaramıyorum ama galiba bunun gibi bir adamın evi. İyi güzel, dalalım. Önce bu işi halledeyim, ondan sonra kendi işime bakacağım. Kendi işim? Korkut'u geberteceğim müdür. Babamın kanı hala yerde. Dahan. Sakin olmalısın. Öfkene hakim olmalısın. Sen artık büyüdün. Oraya da bak lan. Hani derler ya, insan babasını kaybedince büyürmüş diye. Yani sen artık eskiden değilsin. Ya farklı birisin. Bak benden sana tavsiye. Biraz kötü adam gibi düşün. Niye düşüneyim kötü adamlar gibi? Yani hayattan daha çok zevk almak için. Kötü adamlar genelde eğlenceli olur. Kahramanlar acı çeker. Korkut'u düşün mesela. Gittiğin adamın evine girdin. Duvarında ailenin fotoğrafını gördün. Sonra adam gitti böyle sokaktan birini çevirdi. Git dedi bunu bul filan. Yani bu heriflerin kafası başka oluyor.
Sende yok o kafa. Olmasın da zaten. Olsun, olsun. Olmalı. Bu heriflerle çarpışırken olmalı. Yani biraz kötü adam ol. Sen hemen böyle inelim, gidelim, kıralım, dökelim, öldüreyim filan. Bak şöyle düşün. Dağhan eğer kötü adam olsa Korkut'a neler yapar? Ne acılar çektirir? Acı çekmiyor herif müdür. Acı çekmiyor adam. Belli olmaz. Bu muhabbet sıktı. Dağhan, plan yapmadık. Dışarıda kaç kişi var, içeride kaç kişi var bilmiyoruz. Daha ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ya nasıl kaçırırsınız herif elinizden? Orayı geçtik kayınço. Organize olamadık diyelim. Ben geçemedim, ben hala oradayım. Güvendim lan size. Tamam, sakin ol. Soruna odaklan. Şimdi bu Korkut kardeşini öldürdü, Kalenderi. Saatli bomba gibidir. Ne zaman, nerede patlayacağı belli değil. Onun aradığımızı biliyor. Bir süre saklanacak. Sen Korkut'u bırak da müdür. Asıl Aydan'ı bulmak lazım. Korkut kendiliğinden çıkar ortaya. Aydan'ı nereden bulayım ben? Bilmiyorum müdür. O işlerin uzmanı sensin. Annesi de yok ortada. Annesi senden uzaklaştırmak istiyordu. Bir yerlere gitmişlerdir. Öyle olsa bile bilmem lazım. Belki bilet falan almışlardır. Tamam. Biraz zor ama bakacağım. Halledersin müdür. Halledersin. Enver. Sen de babana git. Korkut şu an yaralı, tek başına. Kesin yardım istemiştir ondan. Ya gitsem ne olacak? Gelin alın burada mı diyecek sanki? Ulan şansımızı deneyeceğiz. Ya sen asıl şu polis arkadaşını arasana. O niye? İşte Korkut'u ihbar etmek için. Ya o adam kardeşini öldürdü. Onun peşine düşerler. O da ortalıkta böyle kolay kolay gezinemez. Hem bakarsın bizden önce bulurlar. E içeri atarlar o zaman. Atsınlar daha iyi. Yani orada öldürmenin bir yolunu buluruz. Bir yer yurdu belli olsun da. Efendim Doğan. Alo Gürkan. Bir ihbarda bulunacağım. Kalender Zakkum. Dün gece abisi tarafından öldürüldü. Cesedi şu anda bir kafede. Adresi yazarım sana birazdan. Bir saniye. Abisi tarafından mı? Aynen öyle. Korkut Zakkum tarafından. Yardımcı olabilir miyim diyordun ya. Onun nerede olduğunu bulabilirsin. Tamam, denerim. Ha bir de Aydan yok. Annesi ve Fikriye abla bir yere gitmişler. Eğer kimliklerini kullanıp bilet millet aldılarsa onu da bir araştırırsın. Geçmiş olsun. Sen mi buldun müdür bizi? Ben buldum, ben. Neyse. Neyse mi? Meşhur Aydan. Merhaba. Merhaba. Siz? Müdür. Müdür. Ne müdürü? Müdür işte. Genel müdür. Aydan sen müdürle git. Niye ya? Sen? Ben burada Korkut'un gelmesini bekleyeceğim. Hadi. Mesut içeride kaldı. Ne Mesut'u? Doğru ya. O da kaçırıldı. Mesut burada mı? Kendini zorla kaçırtmış. Ne yapıyorsun lan? Ulan dur oğlum dur. Ne oldu oğlum? Yok bir şey, tamam. Kaçırdın mı mevzuyu, bitti mi? Kaçırdın kardeşim, bir dahaki sefere. Hadi. Hadi hadi. Allah Allah Allah. Geç lan. Senin ne işin var oğlum? Sıkıntı yok oğlum. Beco, ne yapıyorsun ya? Aramıyorsun beni. Ara ama görüşelim arkadaş. Ulan ne yapıyorsun ya? Müdür Mesut'u da alırsın. Tabii ya. Ben servis gibi tek tek herkesi evine bırakayım. Sen ne yapacaksın? Korkut'un gelmesini bekleyeceğim. Ben buradayım.
Yalnız o dönmeyebilir ha. Konteyner limanına gitti. Tekne ayarlamaya oradan yurt dışı. Sen nereden biliyorsun ha? Kapı dinledik oğlum. Adamlar kendi arasında konuşuyordu. Sıkıntı yok. O zaman limana gidelim Kayınço. Aydan'la Mesut da yolda atarız. Karıştırma orayı. Bir şey soracağım. Biz buna nasıl sığacağız? Benim taksi nerede lan? Senin taksiyi başka bir yere çekmişler tuzak için. Ya nerede kaldın? Korkut'tan haber var mı? Yok. Tekneden de haber yok. Zehir çok kısa sürede etki gösteren bir şeydi. Yaşıyor olmasının imkanı yok. Korkut bence ölmüştür. Neyse unut artık Korkut'u. Bak sana yeni bir hedef ayarladım. Yani çok seveceksin. Araya girdim. Özellikle bu hedefi sana ayarladım. Hayırdır? Bırakıyorum. Neyi bırakıyorsun? İşi. Bak anlıyorum. Tamam, zor bir dönemden geçiyorsun. Yani çok acılı günler yaşadın. Baban öldü. Ama... Aması maması yok müdür. Samet'in borcu kapandı. Daha önce de istediğim zaman işi bırakabileceğimi söyledin. Ben de bırakıyorum. Babam öldü babam. Aydan psikopatın biri tarafından öldürülüyordu az daha. Sevdiklerimden vazgeçemeyeceğime göre işi bırakıyorum. Ya da aksesi düşünüyorum. Bu kahramanlık işlerini bir kenara bırakıp belki de profesyonelce çalışabilirsin ha. Bak bundan sonra hak ettiğin her neyse alacaksın. Bak mesela bu iş. Bu hedefi indir, payına düşen 1,5 milyon. Hedefi indir. Parayı al. İyi paraymış. Hı? Ama o zaman gerçek bir tetikçi olurum. Zaten öyle değil misin? Parayla bu işi yapmam müdür. Ruhumu da kaybetmek istemiyorum. Hayatta başarılar. Dahan. Adam gidiyor müdür? İkna etmeye çalışmayacak mısın? Gerek yok. Dönecek. Nasıl dönecek? Çok kararlı görünüyordu. Dahan değil. Gattar dönecek. Şu kız vardı ya, hani örgütün kurbanı. Onu şeye göndersene. Taksicine Dandun. Mesut. Mesut. İşte her neyse. Erken döndün. Kovuldum. Kovuldun mu? Niye? Soru sordum. Ona biraz kızdı. Kovdular beni. Ne sorusu sordun, neye sordun? Ya adam çok pis sallıyor ya müdürüm. İcazet yok, usul yok. Öyle kafasına göre kaynak yok. Oğlum ne kaynağı ya? Ben seni Ramazan programına mı gönderdim? Niye soru sorup duruyorsun? Dayanamadım. Ya neye dayanamadın? Adam sahtekar zaten biliyoruz. Ya müdürüm bizim bildiğimiz sahtekarlar bu adamın yanında melek. Ben bunlara dayanamıyorum. İnsanların inançlarını sömürenlere dayanamıyorum. Ya o insanlar da azıcık aklını kullansın. Allah Allah. Ben de bu herife inanıp onun yanına gidenlere dayanamıyorum, tamam mı? Neyse eve baktın mı? Video ile ilgili bir şeyler var mı? Müdür bey çok büyük. Her yerde olabilir. Bilgisayarda olabilir, datada olabilir, internete yüklemiş bile olabilir. Yok. Bu adam eski kafalı. Bak bir muhbir anlatmıştı. Bu adamın evinde hala bu CD oynatıcı var. Hala? Evet. İşte sapkınlıklarını takıp izliyormuş. Bu CD'leri depoladığı bir yer olması lazım. Buraya baskın yaptığımızda o CD'lere ulaşmalıyız. Baskın? Hı hı.
Biz bu işin peşini bırakmıyoruz galiba. Evet. E daha yok. Dönecek. Dönecek. Bak şu kadar bu işten anlıyorsam dönecek. Göreceksin. Arkadaşın yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor. İyi de siz nereden duyup geldiniz? Arkadaşını ve yanındaki kızı kim vurdu biliyor musun? Kim? Senin kabul etmediğin iş vardı ya. Oradaki hedef. Yakışıklı denen adam. Kızlara şantaj yapıp Arif Mübare'ye taşıyor. İşte arada da böyle infaz işlerine bakıyor. Bir dakika, bir dakika. Benim kafam karıştı şimdi. Vurulan kız Mesut'u nereden bulmuş? Tesadüf mü? Ben yönlendirdim. Gattara. Bunun gibi tehdit edilen çok kız var. Onlar da kendilerini korumak için yardım arıyorlar. Özellikle yeraltı dünyasında. Daha sonra daha beter adamlara denk geliyorlar. Sen işi resmi olarak kabul etmeyince senin vicdanla oynamak istedim. Yani Mesut senin yüzünden vuruldu. Adam ölebilirdi. Ya da senin yüzünden. Eğer adamı indirseydin belki de kız yaşıyor olacaktı. Olasılıklar bitmez. Madem öyle Mesut'u niye karıştırıyorsun? Direkt bana yollasaydın. Doğru. Bak onu yapabilirdim. Ama geleceği işte tahmin edemiyorsun ki. Ama bildiğim tek bir gerçek var. O sahte Mehdi'nin elinde pek çok kız var. Yüzlercesinin hayatını zehir etti. Pek çoğu onun yüzünden öldü. Adamlar öyle bir sistem dizayn etmiş ki, öyle bir korku salmışlar ki asla açık bulamıyorsun. Ama bence tek bir açık var. Neymiş o? Kaba kuvvet. Kanunsuz biri çıkacak ve tetiği çekecek. Sen özel olarak ilgileniyorsun galiba bu işle. Niye? Çünkü kız babasıyım Gattar. İşte biri yakışıklıyı öldürmek için şirkete para ödeyince... ben de bir adım daha ileri gidelim ve örgütü toptan çökertelim istedim. Kurdu Arif'in yanına soktum. İşte arşivleri incelesin, belki bir belge bilgi bulur diye. Ama senin yan çizeceğini hiç düşünmemiştim. Yani kısacası... sana ihtiyacımız var. Senin öfkene, senin gaddarlığına. Neden lan? Neden? Niye ben lan, niye ben? Ben kendime yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum lan. Daha bugün Aydan'a evlenme teklif ettim lan ben. Ciddi misin? Evet. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim o zaman. Bu kadar kararlı olduğunu bilmiyordum ayrılma konusunda. Arkadaşın için üzüldüm. Seninle çalışmak güzeldi be Gattar. Son bir iş. Kızı öldüren herifi bulur gebertirim. Sonra da işi bırakırım. Adamsın.
Evet. Seni dinliyorum. Yukarıdan durdurdular. Yakışıklı artık hedef değil. Niye? Arif mübarek engellemiş. Adam her yere yetişiyor işte. Parmağını ışıklattı. Yaydan çıkan oku yakaladı ve geri yerine taktı. Herkes yapamaz. Siz düşünün adamın gücünü. Adamın video arşivi geniş. Ne bekliyordun? Arşivi falan beni ilgilendirmiyor. Müdür, sen bu adamla ilgili ne biliyorsan anlat bana. Ben resmi olarak yok. Tamam, gayri resmi anlat. Ben de hobi amaçlı öldüreceğim herifi zaten. Kardeşimi vurdu herif. Kişisel mesele benim için. Yakışıklı ölmüş. Ama beni aradığına göre durmayacaksın ha? Ben değil. İçimdeki adam durmuyor. Gaddar olan. Kendime kaç defa sordum. Çıkayım kızımın karşısına. Alayım onu. Böyle başka bir ülkeye taşınayım. Müdürmüş, Ahmet'miş, Mehmet'miş, uğraşmayayım. Baba olarak kalayım diye. Niye yapmadın? Kendimi kandırıyormuş. İşte kız işten uzak kalsın. Başına bir bela gelmesin diye. Ama mesele bu değilmiş. Bugün anladım. Kendime güvenemiyormuşum. Yani... mesele müdür olmak değil. Mesele baba olmak. Müdürnek. Müdürken başarısız olsan en kötü öldür gidersin. Ama bir baba olarak başarısız olursan ömür boyu kızının kalbini kırarsın. Şimdi sen söyleyince taşlar yerine oturdu. Doğru. Gaddar olmak daha kolay. Sorumluluğu yok, korkusu yok, kuralı yok. Bizler egoist adamlarız müdür. Kolayı seçiyoruz. Neyse. Şimdi sen bu sahte Mehdi'yi mi istiyorsun? Yılanın başı o. Onun başını ezmeden olmaz. Yakışıklı gider yerine başka bir zorba gelir. Aynı tas aynı hamam devam eder bu iş. Bunu çok ulvi bir amaç için yapıyorsun. Kızları kurtarmak için. İçimdeki canavarı beslemek için yapıyorum. O herifle ilgili bildiğin her şeye ihtiyacım var. Mümkünse evinin dışında daha savunmasız olduğu bir yerde yakalayıp gebertmem lazım. Mutlaka ölmeli. Benden haber bekle. Ne istiyorsun lan? Hı? Kurtu istiyorum lan. Bak, kızların ve senin canına karşılık bir tek kurt. Dört cana karşılık bir can. Vur onu. Yeah.
Daha ben sabaha kadar bekleyemem, sıkılırım. Hadi kaldır silahını, vur şunu! Daha. Yap kardeşim. Yap. Bak daha. Eğer kurtu vurmazsam gözlerinin önünde önce kızları teker teker gebertirim. Sonra da seni gebertirim. Tamam, tamam, tamam. Şimdi hem zaman kazanmak hem de olaya bir heyecan katmak için geri sayım başlatıyor. Başlıyor. 3 Daha yap. Yap. İki. Daha yap şunu hani. Ve bir. Vur şimdi. Ulan kurt! Çekirgede sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar! Bu kaçırcılar! Borçlandım. Sağ olun. Görüşürüz müdür. Bu aramızda kalsın, olur mu? Sağ olun müdürüm. Zamanlama süperdi. Bizi buraya yollayan da bu müdür ama. Sen hep olumsuzu gör, olur mu? Huyum kurusun müdür. Neyse, hadi burada çok ceset var. Çıkalım başka yerde konuşalım, hadi. Ne olacaklar? Ne olacak işte, gidecekler. Gidecek yerimiz yok. Yardım edin bize lütfen. Hemen bulurlar bizi, öldürürler, bırakmazlar, ne olur. Onları da alalım. Bak, senin asıl bu huyundan vazgeçmen lazım. Çok yufka yüreklisin. Tamam müdür, sen kızları al. Bizim araba dışarıda. Tamam. Bir de şoförlük yapalım. Evet hanımefendiler, sizi şu arkadaki arabaya alayım. Takip edin beni. Kızları getirdim. Ne yapıyoruz? Bu iş çözülene kadar bir yerde saklayacağız. Hangi iş? Yani bu Arif Mübarek mevzusu çözülene kadar. Ya Gattar, bu işin ne zaman çözüleceği belli değil. Nerede saklayacaksın, nasıl saklayacaksın? Ya müdür, daha birkaç gün önce bir kadın öldürdü bunlar. Mesut da ölüyordu az daha. Biz neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz şu an ya? Müdürüm. Bugün Aydan'dan ayrıldı. Sinirleri biraz bozuk. Geçmiş olsun. Benim de sinirlerim bozuk. Bu kendini bilmez. Sorumsuz, şuursuz yüzünden kızım kim olduğumu öğrendi. Ya müdürüm, eğer beni takip etmeseydiniz öğrenmezdi. Sana onunla buluşma dedim.
Ya ben de kazık kadar adamım. Kendi kararımı kendim veririm. Lan kız benim kızım. Hey tamam. Tamam bir sakin ya. Kişisel problemlerinizi sonra halledersiniz. Şu an soruna odaklanalım. Odaklan lütfen. Tamam ben kızları alıp Mesut'a gidiyorum. Tamam nereye götürürsen götür. Müdür. Şu Arif mevzusunda ne durumdayız? Ya sen de kendi kendine soruyorsundur herhalde niye bizi tuzağa gönderdiğini. Arif'in şirket içinde müritleri var. Beni de manipüle etmişler. Zaten size yardım ettim diye benim de başım belada. Bak çok dikkatli olmalıyız. Arkamızı kollamamız lazım. Zaten bu konuyla ilgili patron da ortada yok. Hiçbir ses yok. Karışmıyor. Patron. Patron ne zaman oldu ki? Bence yok öyle biri. Tamam bak şirkette bir kelleme başlayacak. Yani kim Arif'in adamı kim değil bilmiyorum ki. Tamam siz bir sakinleşin. Ben kızları Mesut'a götüreyim. Sonra tekrar buluşuruz. Kızlar gelin. Dur dur. Kızları ben götürürüm. Kızlar siz gelin benimle. Bizi kurtardınız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Şirketteki müritleri öğrenmeye çalışıyorum ama kimse sır vermiyor. Adamları bu sahte metliğe çok sadık. Arkamızı kollamamız lazım. Kesin peşimize adam takmışlardır. Tamam o zaman. Bu gece saldıralım, gebertelim şu herifi. Nasıl ya? İki kişi mi? Kocaman ev, bir sürü adam var. Hem kızları tehlikeye atarız. Olmaz, başka bir şey bulmak lazım. Doğru söylüyor. Bu adam o kızları canlı kalkan diye kullanır. Ayrıca öldürelim diyorsun ama ölüm bu sahte Mehdi için bir ödül. Aslında bunun suçlarını ispat edeceksin, kanıtlayacaksın ve o herifin ömür boyu utancını izleyeceksin. İtibarını yok edelim, insanlar gerçek yüzünü görsün diyorsun. Aynen öyle. Bence bu adamı öldürmeyelim. Suçlarını kanıtlayalım. Ama işte Arif'in evine kızları taşıyan gruplar hala aktif. Yani bu adamlar kızlara tecavüz ettikten sonra sistematik şiddet uyguluyorlar. Psikolojilerini darmaduman ediyorlar. O yüzden de işte bu naiflerden kaçmak için hepsi Arif'in haremine gidiyor. Ölümü görünce sıtmaya razı oluyorlar. Evet. Arif'in evine geçmeden önce ara duraklar var. Yani işte bir takım gizli evler. Hani bu şey vardı ya yakışıklı. Hani onu öldürdüğün ev işte onlardan biri. Ben bu arada bir ev daha keşfettim. Siz bu gece gidin oraya girin. Ama dikkat edin içeride kızlar olabilir. O işi hallederiz de. Eğer biz Arif'i içeri tıktıracaksak bize kanıt lazım. Onunla ilgili bilgi lazım. Bunun için de köstebek. Hmm. Bizden olmaz o. Bizi tanıyor. Lan bizi ne yapsın zaten? Arif'in yanına şöyle güzel bir kız sokacağız. Onun ilgisini çekecek. Onu pohpohlayacak, güvenini kazanacak. Zaten herifin kadınlara zaafı var. Kimin yok ki? Kadın köstebek. İyi fikir. Müdür, yok mu şirkette kadın? Kadın tetikçi falan. Var. Var, birisi var. Ben ayarlayacağım. Bu iş bende. Hı. Müdürüm. Nilüfer arıyor yine. Artık konuş kızla. Ne olur hadi. Hazır değilim. Ne? Kız babasını öldü biliyordu. Hortlak gibi karşısına dikildin. Şimdi hiçbir şey demeden kaçıyor musun? Muhteşem özetledin. Bu. Kaçmıyorum. Yani erteliyorum. Ne? Aynı şey değil mi bu? Sen sakın konuşma. Daha ben gittim kardeşim hadi görüşürüz. Leyla. Selam. Onun ne işi var burada? Tanıştırayım.
Yeni köstebeğimiz. Hayır. Arif Mübarek'in evine girecek. Hayır diyorum. Ne demek hayır? Neden hayır daha ne? Ne demek neden Leyla? Çok tehlikeli. Oyun mu bu? Ben başımın çaresine bakarım. Hayır bakamazsın. O ne demek ya? Sen beni tanımıyorsun. Ben bir şey istersem o işi yaparım. Leyla bak bunu yapma lütfen. Bak çok tehlikeli diyorum, riskli. Eğer bizimle bağlantılı olduğunu öğrenilirse öldürürler. Ben riskleri anlattım. Kendisi de kabul etti. Evet ettim. Hayır izin vermiyorum. Pardon. Ben izin almıyorum zaten senden. Sen kimsin ki senden izin alıyorum? Ben kim miyim? Evet sen kimsin ki? İzin vermiyormuş da bilmem ne. Sen beni başkasıyla karıştırıyorsun şu an galiba. Bizim aramızda hiçbir şey yok. Müdür bana her şeyi anlattı. Ben de kabul ettim. Bu kadar. Müdür diyor bir de. Ya çıldıracağım ya. Sen ne çabuk adapte oldun duruma. Ya ne diyeyim Dağhan? Adım müdür dedi. Müdür işte yanlış bir şey mi söyledim? Doğru müdür. Ulan komik mi lan? Evet. Ya kızın başına bir şey gelirse? Dağhan ben bir yetişkinim. Ve bunu yapmak istiyorum. Babam yüzünden. O kadar insana zarar vermiş. Bu belki de benim diyetim. Tamam. Tamam. Ama yanında birisi daha olacak. Şoför gibi birisi. Bir sıkıntı olduğunda seni koruyabilsin bari. Tamam. Bu tesadüf olabilir mi? Ulan ne tesadüf? Elinde hep bu tahta oyucuyla dolaşıyordu. Hatırlamıyor musun? Evinde de böyle küçük küçük ahşap heykeller var. Tekneye binip kaçtığını da biliyoruz. Güvenlik kameralarından onu gördüğümüzde tahmin etmiştir. Çok açık bir mesaj bu. Korkut yaşıyor. Beni arıyordun. Şanslı çocuk sen. Niye? İyi kalpli gattar ha. İyi kalpli değilim. Kahretsin ya. Nasıl yaşıyor ya? Denizin ortasındaydı. Hem sen zehir çabuk etki eden bir zehir demedin mi? Demek ki çabuk etki etmiyormuş lan. Bana laf mı sokuyorsun? Ya belki de bünyesi sağlamdır. Bu acı çekmeme hastalığı yüzünden filan. Öyle ya da böyle. Herif yaşıyor, kapıma kadar gelmiş. Evet doğru. Evine gelmiş. Ama ölü olduğu halde işi sessizce halletmediğine göre bize merhaba diyor. Bir planı var. Maalesef. Maalesef. Ben gidip evi bir kolaçan edeyim. Efendim? İyi kalpli gaddar. Korkut. 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 Sesimi duyduğuna sevinmedin mi? Ulan sen, sen nasıl yaşıyorsun lan hala? Aa, henüz vaktim gelmemiş demek ki. Sayende gülebiliyorum artık biliyor musun? Travmalarımı yok ettin. Eski Korkut'u öldürdün. Karşıma çık yenisini de geberteyim lan. Gerçekten yaşadığıma sevinmedin mi? Senin de canın sıkılıyordu ben yokken değil mi? Ben olmayınca ne yapıyorsun? Sahte metleri mi avlıyorsun yoksa? Haberleri hemen almışsın. Ekber dedenin yanında mısın lan yoksa? Sen neredesin? Bak konuşmaya daldık biliyor musun? Elemanların yanında mı? Kurt. Enver. Müdürünüz. Ha? Niye soruyorsun lan? Sizinle çok zevkli bir oyun oynayacağız. Ayrıyeten zeka geliştirici. Oyunun adı 4'te 4. 4'te 4 ne lan? Ne konuşuyorsun? Ne diyorsam onu yap diyorum, anladın mı Dağhan? Dediğimi yap sadece. 4'te 4 oynayacağız. Bir an önce Enver'in ofisine gitmeniz gerekiyor. Seni arayacağım. Ulan 4'te 4 ne oyunu lan? Kapat. Ay. 4'te 4 ne abi?
Ben bilmek istemiyorum. Ya şimdi bu adamın lafına biz Enver'in ofisine mi gideceğiz? Bir işler çeviriyor, mecbur gideceğiz. Biraz kabaca olacak ama... Gideceğiz. Ne olacak yani şimdi oto yıkamacı? Vallahi anneme çalıştıracak birilerini bul dedim. Adam tutacak. Abim de yan çizdi zaten. Sen abine ne bakıyorsun oğlum? Onun gelmeyeceği belliydi zaten. Tamam, ben oraya kalifiye birini bulurum. Annen orayı işletsin, sen de benim yanımda takıl. Bir süre takılırım da ben inşallah gidiyorum enişte. Nereye gidiyorsun lan? Ya bir arkadaş bizi mesela... Oo, ağır misafirler geldi. Neredesin sen? Lan senin ne işin var burada? Niye dükkanda değilsin? Abi, biz farklı şeyler mi yaşıyoruz ya? Ben şart koştum, elimde fırça bekledim seni, gelmedin. Anlaşma yatar. Gelecektim, işim vardı. Tabii ki işim vardı. Kim bu adamlar? Bu muhabbet ne kadar sürecek? Korkut'tan haber var mı? Korkut'tan mı? Korkut'tan ne haber olacak lan? Herif ölü. Hayır, ölü değil. Korkut yaşıyor. Dağın aradı. Buraya gelmemizi istedi. Siz de kalkıp buraya mı geldiniz? Hasta mısınız lan siz? Bomba falan koymuştur o şerefsiz buraya. Yürüyün çıkalım şuradan ya. Ulan öldürecek olsa öyle hemen ortaya çıkmaz. Başka planı var bunun. Arıyor. Dahan. Ne var lan? Ofiste misiniz hepiniz? Bütün kızlar toplandınız mı? Ha, toplandık. İyi. Korkut, neyin peşindesin lan yine? Bak, beni deli ediyorsun ha. Kurye geldi mi kurye? Ne kuryesi? Kurye yollamıştım bak, geç kalmış. Biraz bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? Tabii İstanbul trafiğinde bu işler biraz zor oluyor. Ama inşallah zamanımızı yemez bu kurye. Çünkü insanların hayatı tehlikede. Hangi insanların hayatı söz konusu? Ne yaptın yine lan? Sabret biraz, öğreneceksin. Ben Yağmur'u arıyorum. Yok. Açmıyor Yağmur. Aha, bu bomba işte. Kurt, baksana şuna. Lan git bak şuna işte. Geldi mi? Geldi, geldi. Sallamasana lan şunu, manyak mısın? Ya ne sallama, bomba falan değil bu hafif. Korkmayın hadi. Korkmasanız açsanız da şunu. Bir an önce oyun başlasın, yoksa yetişemeyeceksiniz. Ne lan bunlar? Şunu ye taksiye mi? Alan bu zarflar. Bu ne lan? Ne iş var lan bunun burada? Nerede lan kızım? Müdür değil mi o? He? Müdür değil mi o? Nilüfer'in babası, onu bir versene bana. Allah aşkına onu bir bana ver. Sesini duymak istiyorum, ne olur. Müdür. Böyle bir konu benim aklımda asla yoktu. Ben kızını tanımam etmem ama bu Ekber Baltacı yok mu? Benim aklıma bunu o soktu. Bu arada kızın çok güzelmiş. Allah bağışlasın. Lan seni Ekber de. Nerede lan kızım? Bak. Bir
daha sakın sözümü kesme. Ve bana bir daha küfür etme. Lütfen. Eğer bana küfür edersen... ...o dört kişiyi kurtarma şansınız çok azalır. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz diyorum size. Bunu niye anlamıyorsun? Ulan Korkut! Bunlar ne bunlar? Konuş! Bak şimdi bunlar zarflar, tamam mı? Zarfların içinde bilmeceler var. Bu bilmeceleri çözerseniz... Sonuca gidersiniz. Yani aslında tutukluların hepsi o zarfların bilmecelerinde yatıyor. Bunları bilin ve o tutukluları kurtarın. Zamanınız çok az diyorum size. Ne kolum var ne de bacağım. Bulamadılar ama son tıkta bulunacağım. Sesim gürdür, nefesim sımsıcak. Bana sarılan bir daha sarılamayacak. Tam bir saatiniz var. Bakayım. Tüh. Şu kurye vardı ya, geç kaldı. Benim suçum değil, vallahi benim suçum değil ama 56 dakikanız kaldı bu kuryeden dolayı. Bu arada 4 farklı tetikçi var, hedefleri vuracak. Eğer zamanında orada olmazsanız ölecekler, acele edin. Allah senin belanı versin. Nasıl manyak bir fantaziymiş be bu. Siz kahramancılık oynamayı sevmiyor muydunuz? Ben de size yardım edeyim dedim. Yalnız oyunu kuralına göre oynamanız gerekiyor. Eğer oyunu kuralına göre oynamaz ve pisleşirseniz ben sizden daha da pislik olabilirim. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu pisleşmemiş halim mi lan? Hepsinin üzerine bomba koydum. Mekanı adamlarım gözlüyor. Bu arada sakın, bak sakın diyorum size. Polise falan haber vermeyin. Eğer bunu hissedersen buradan o bombaların pimini çekebilirim. Hadi acele edin. Bunun için epey uğraştım. Şimdi tadını çıkartın ve istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Size kolay gelsin. Kapattı şerefsiz. Ya bu babamı öldüren şerefsiz mi bu? Aynen o şerefsiz bu. Ya bu geçiyor olabilir mi bizimle? Müdür sen bir kızını arasana. Ben yoldan ararım. Bir dakika, ikiniz mi gidiyorsunuz? Kızımı bulmaya gidiyorum. Kurtla benimle geliyor. 4 tane hedef var, dağılalım. Lan kusura bakma, gitmeliyim. Bir dakika. Merhaba. Hayda. Sizin ne işiniz var burada? Dağım tanıştırayım. Kızım Nilüfer. Merhaba. Merhaba. Bu yurt dışı işini ayarlayana kadar burada Leyla ile kalacak. Niye? Çünkü burayı kimse bilmiyor. Ayrıca Leyla bir şeye ihtiyacın olursa ara dedi. Ben de aradım. Ne bu şimdi, şirket için mi çalışmaya başladın? Şirketinizle ne alakası var Dağhan? Müdür bana iyilik yaptı. Arif Mübarek'in yana soktu. İyilik mi yaptı? Evet, iyilik yaptı. Bir işe yaradığımı hissettim. Az da olsa vicdanım rahatladı benim. Ayrıca müdürle benim aramda bu. Evet, bu Leyla ile benim aramda. Ayrıca ben sana soruyor muyum? Senin ne işin var burada diye. Lan bu nasıl iş lan? Hiçbir yerde huzur yok lan sizden. Geldiniz, hayatımın ortasına çöreklendiniz. Benim burada kalmam sorun olacaksa ben bakarım başımın çaresine. Nilüfer yok yok, sorun yok. O başka bir şeye takıldı. O kendi kendine konuşuyor öyle. Senin alakası yok. Babanla aramızda şakalaşma. Peki tamam. Yalnız bir şey rica edeceğim. Baban kelimesini kullanmazsa kimse sevinirim. Yani siz aranızda müdür diyorsunuz. Benim için de sadece müdür o. O zaman siz sofraya geçin. Ben servisleri getireyim. Nilüfer'in yurt dışına çıkış işlemlerini ayarlıyorum. O tamam. Ama bu Ekber Baltacı çok canım sıktı. Bir an önce ölmesi lazım. Tabii ailen tehdit altında olunca sıkıldı. Ne bu şimdi? Laf mı sokuyorsun? Yok, direkt açık açık söylüyorum. Önceden pek umurunda olmazdı bunlar. Nasıl umursamazdım ya? Adama tuzak kurduk, öldürecektik. Aydan'ı kaçırmasa hallediyorduk. Kurda niye taktı bu adam zannediyorsun? Tamam, bir şey demedim. İyi, heyecanlı gördüm seni yani.
Söyle, ne yapıyorsun? Nasıl geberteceğiz? Müdürüm. Kurt. Ya bak, beni öyle tekrar yem yapma falan fikrin varsa vazgeç. Daha düşünme aşamasındayım. Benim de bir fikrim var. Daha hanikini yapalım. Ya dur, daha dinlemedim bile. Anlat. Şimdi. Açmıyor. Leyla'nın numarası var mı sende? Var. Evet, doğru söylüyorsun. Onu arayayım. Bir an önce ulaşmamız lazım. Buyurun. Merhaba. Ben Dahan'ın arkadaşıyım. Evde mi kendisi? Çağırabilir misiniz? Çağırayım. İsmin ne? Benim adım Kurt. Ulan evde bile rahat yok lan. Açmıyorsun telefonunu. Açmak istemedim. Bir saygı duyun siz de. Ne oldu? Söyle. Bak, hiç havamda değilim ha. Aç, havaya girersin. Şaka mı yapıyorsun? Aç. Aç dedim. Hedef Enver. Tetikçi de sensin. Bir gün içinde onu öldürmen gerek. Bir gün içinde? Aynen. Teşekkür ederim ama ben kabul etmiyorum. Tamam. Al. Öyle bir şansın yok maalesef. Bu kırmızı kodla geldi. Ne kırmızı kod ne? Yani eğer hedef bir gün içinde ölmezse şirket tetikçilerini seni öldürmek için gönderecek. Enver'e de ayrı bir tetikçi gönderecekler. Yani onu öldürmezsen ikiniz birden öleceksiniz. Nasıl sıyrılırsın müdür? Sen onu düşün. Sıyrılamayız. Eğer Enver'i öldürmezsen ikinizin birden peşine düşerler. Müşteri kim? Ekber Baltacı değil mi? %100. Yani kırmızı kod pahalıdır. Ekber kesenin ağzını açmış. Herhalde ona kurduğumuz oyuna bayağı sinirlendi. Peki Ekber'i 24 saat içinde temizlersek kontrat iptal olmaz mı? Maalesef. Ya şirket parayı peşin almış. Yani müşteriyle irtibatını kesti. Hedefi her halükarda yok edecekler. Şirket itibarını böyle koruyor. Düşün müdür. Bu işten nasıl sıyrılacağımızı düşün. Ama öyle bir düşün ki aynı anda şirketlerden pisliği de temizleyelim. Sen zaten meyilliydin. Planların var falan diyordun bana. Çünkü patron da görünmez. Ben bile tanışmadım şahsen kendisiyle. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş, ben neyin içine düştüm lan böyle? Kimse görünmez, bilinmez falan filan. Cinli perili filmler gibi. Aynen. Aynen. Ama benim de bir takım planlarım var. Bugün kız kardeşini ne kurtardı? Bilgi. Bilgi en büyük güçtür. Eğer gücü eline geçirirsen görünmezler görünür olur.
Sabırlı ol. Herkesin sırası gelecek. Görünmezi görünür yap müdür. Artık zamanı geldi. İşte şirketin en tepesinde büyük patron var. Ama o böyle tetikçilerle doğrudan muhatap olmaz. Bunun bir sağ kolu var. Kod adı Vezir. İşte Vezir'den sonra da benim gibi adamlar var. Biz Vezir'le böyle genelde muhatap oluyoruz. İşte tetikçileri buluyoruz. İşin doğru düzgün ilerlemesini sağlıyoruz. Yani kısacası patronla tek bağlantımız Vezir. Tamam o zaman Vezir'i bulup konuşturalım. Patronun yerini yurdunu öğrenelim. Konuşmaz. Kaybedecek hiçbir şey yok ki adamın. Ailesi yok. Ne bileyim çevresi yok. Bir kedisi bile yok. Ayrıca ona saldırırsak büyük patron anlar. Ortaya çıkmaz. Ortaya çıkmadığı gibi şirketin bütün tetikçilerini üstümüze salır. Başka bir yol bulmak lazım. Yani patronu ürkütmeden ortaya çıkarmalıyız. Bu Vezir'i ikna edebilirsem eğer böyle patronla bir randevu için yani beni tanıştırsın diye. İkna ediyorsun. Ha. Nasıl? Yapar mı bunu? Yani kibar yoldan yapmaz. Onu bir köşeye sıkıştırmam lazım. Bir koz bulmam. Nasıl olacak? Haftada iki kere şirketten bir adam buna kız götürüyor. Ben bu kızlardan biriyle bir sohbet etmiştim. Yani bu herif biraz garipmiş, tuhafmış. Böyle çeşitli fantezileri varmış. Böyle giyiniyormuş, süsleniyormuş filan. Fotoğraflar çektiriyormuş. Eğer biz o telefondaki fotoğraf galerisini ele geçirebilirsek şantaj yapabilirim. Tamam. Şöyle yapalım. Buna giden kızlardan birinin şoförü olayım ben. Adama bir şekilde yanaşayım. Hatta telefonunu kopyalarım, hacklerim filan. Sen yöntemi biliyorsundur. Ya biliyorum da sen nasıl yanaşacaksın adama? O adamın etrafında sürekli böyle 5-6 tane koruma var. Ayrıca sonra kızla otel odasına geçecekler. Aslında en savunmasız anı. Yok benim hoşuma gitmedi muhabbetin gittiği yer. Yani kısacası bize bir kız lazım. İşte hayat kadını gibi davranacak. Otele gidecek, adamla sohbet edecek. Sonra ne bileyim odaya girecek ve telefonu kopyalayacak. Yok yok. Bu sefer olmaz. Bu ya sefer, niye olmasın? Bu sefer kesin olmaz. Başkasını bul kendine. Bak güvenebileceğim başkasını bulamam tamam mı? Ayrıca kız bu şey sahte Mehdi operasyonunda gayet başarılıydı. Güzel de bir kadın. Ya hepsini biliyorum müdür de. O olmaz. Ya bu kadar kısa sürede güvenebileceğimiz birini bulamayız. Ne kadar zamanımız var? Yarın. Yarın mı? Yarın çok geç. Yarın bu saatlerde peşimizde tetikçiler olacak. Ya yarın anca işte telefonu kopyalayabiliriz. Sonra da onunla şantaj yapacağız işte Vezir'e. Patron da bizi buluştursun diye. Bakalım daha patron kim bilir ne zaman randevu verecek. Yok. Yok biz geberdik. Biz öldük. Kaçışımız yok bizim. Baş. Merhaba. Merhaba. Nilüfer. Müdür. Ne işin var senin burada? Leyla ile oturuyorduk. Hayır yani sen bu ülkeden arıyorsun. Senin çoktan yurt dışına gitmiş olman lazımdı. Ha sen onu diyorsun. Evet. Ben şey. Ne? Gidemedim ya. Yani ülkemi bırakmak istemedim. Sonuçta burası benim toprağım. Ne diyorsun sen ya? O herif seni aldatmasaydı tıpış tıpış gidiyordun yurt dışına. Ya ne kadar kötü bir kararmış ya o. Yani Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım, yine de vatanım demiş. Ne? Öyle oldu işte müdür. Gitmedim, kusura bakma. Yani burada da başına bela olma, merak etme.
Kendi kendime saklanırım. Yok yok, olmaz. Olmaz öyle şey, olmaz. Bak hiç zamanı değil. Yani biz şey yapacaktık, şirket... Konuşmamız lazım. Bu işi durdurmamız lazım. Neyi? Biz yani biz şimdi bu vezire şantaj yapacağız. Doğru mu? Sonra da patronu deliğinden çıkaracağız. Ama bak en ufak bir terslik olursa bizi öldürürler. Yok ederler. Ya şirketin 300 tane tetikçisi peşimize düşer. Ya ben Nilüfer yurt dışına gitti diye biraz rahatlamıştım ama artık olmaz. Olmaz. Ya müdür böyle hayat mı yaşanır Allah'ını seversen? Hadi ben öleyim. Sen de Ekber'i gebertmiş ol. Rahat edeceğini mi sanıyorsun sen? Şirket için çalışmaya devam ettiğin sürece kızınla bir geleceğin olmayacak. Bu kadar basit. Kız senin için gelmiş buraya bak. Ne? Ne? Nasıl? Ya, vatanım da vatanım diyor. Nilüfer söz konusu olunca devreler yanıyor. Ne? Ya müdür bak kız senin için gelmiş. Babasını tanımak istiyor, seni tanımak istiyor. Bu yüzden gidememiş zaten. Anlamadın mı sen? Ya kızının sana müdür yerine baba demesini istemez misin? Ya isterim tabii. He. O zaman bu iş bitmeli. Ortada ne Ekber kalacak ne patron kalacak. Kararını ver. Tekrardan kovalayacak mısın kızını? Yoksa savaşacak mısın? Selam. Soracağınız şey ne? Ferhan ne oluyor? Evet müdür, ne oluyor? Kankasınız ya siz Leyla'yla, o yüzden ya. Şimdi şöyle, sana bir iş teklifimiz var. Yani bu Arif Mübarek'teki olay gibi bir iş. Gizli bir görev. Okey. Dur, daha detayları anlatmadım ya. Yok, ben kabulüm. Eğer iyi bir amaç uğruna yapacaksak. Yani, evet. Ama bu sefer... Meslek biraz farklı. Öyle mi? Ben zaten bu sefer değişik bir karakter yaratmak istemiştim. Bak heyecanlandım, mesleğim ne? Dünyanın en eski mesleği. Ne olacağım, taş ustası falan mı olacağım? Fahişe. Yani çok şey yapma ama yani adamı etkileyeceksin işte o kadar. Adamın telefonunu kopyalayacaksın. Muhabbet edip bilgisini dağıtacaksın. İstersen tabii yani zorlamıyoruz seni. Adam kim? Adam şirkette önemli pozisyondaki biri. Yani bilemedim ki ne işe yarayacak bu? Büyük patronu indirmeye çalışıyoruz Leyla. Yani eğer onu indirmezsek Dağhan da Enver eninde sonunda nalları dikecek. Nilüfer'le müdür de hiçbir zaman kavuşamayacak. Yani o telefonu kopyalamamız şart. Hayat mürat meselesi ve senin için çok tehlikeli. Yuh! Nasıl yuh ya müdürüm? Asıl söylenmesi gerekeni söylemiyorsunuz. Kız bakıyor. Tamam yapacağım. Dağhan sen yakınlarda olacak mısın peki? Biz seni dinliyor olacağız. Bir terslik olursa geleceğim. Anlaştık tamam. Müdür. Vezir. Beni ayağına çağırdığına göre önemli bir şey olmuş olmalı. Estağfurullah, yok. Ayağa çağırma yok. Yani ben bir görüşme talep ettim. Sen de kabul ettin. Peki, öyle olsun. Nedir mevzu? Mevzu şu. Yani ben bir süredir şirket için çalışıyorum. Yani başlarda biraz tecrübe kazan... Sonra büyük patronla tanışırsın demişlerdi. Kim dedi? Tecrübeli dostlar. Yani demem o ki sen şirkette patrona en yakın adamsın. Senden rica etsem bana bir randevu ayarlar mısın? Yani tanışmak için. Sen neden istiyorsun bunu?
Yani beni tanısa, yani ne kadar tatlı bir adam olduğumu anlasa, belki bir terfi olur ha? Senin benim koltuğumda gözün var yani. Yok yok estağfurullah, yok sen koltuğunda kal vezir. Yani yeni koltuklar icat edilir. Ha? Yani bilirsin benim gibi adamlar hep aynı yerde kalınca biraz sıkılıyor. Değişiklik iyidir. Hayır. Hayır, değişiklik iyi değil midir? İstediğine hayır. Patronla görüşemezsin. Değişik kostümler deniyorsun. Fantezi dünyan çok derin, çok değişik. Beni bile aştı. Ama hiç çaktırmıyorsun, bravo sana. Sendin değil mi? Telefonumu kopyaladın. Geberteceğim seni. Öldün sen. Bak öfkeyle konuşuyorsun. Senin gibi zeki bir adam eğer beni öldürürse o fotoğrafların herkesin eline geçeceğini bilir. Sen bana şantaj mı yapıyorsun lan şerefsiz? Şerefsiz. Şantaj yapıyorum evet. Beni büyük patronla buluşturacaksın. Eğer buluşturmazsan o renkli fotoğrafların tüm yeraltı dünyasının eline geçer. Ve senin kod adın vezir parmağı olur. Ulan yeni doğmuş bebeğimden ayrılıyorum. Ölümden daha büyük ceza lan bu. Gelip öldürsünler ya. Ulan ben de yeğenimden ayrılıyorum. İş bitene kadar böyle. Dün gece sen doğumdayken birisi saldırdı. Bizim herkesten uzak durmamız lazım. Ulan Ekber Baltacı. Ulan şerefsiz. Sonun yaklaşıyor lan. Efendim müdür. Dahan. Patrondan randevuyu aldık. Görünmezler görünür olacak yani. Evet. Yani düzgün bir plan yaparsak onu öldürebiliriz. Tek atış şansımız var. İki gün sonra. Siz Enver'le çok iyi saklanın. Tamam. Tamam öyle yapacağız. Sağ ol. Alo müdür. Dahan. Ben de tam merak etmiştim. İyi misin? Değilim. Ama yaşıyorum. Yaralı mısın? Ne oldu? Mesut. Öldü. Dandun Mesut. Evet. Ya iyi arkadaşım ve başın sağ olsun. Öyle. Cenazesine bile gidemiyorum fare gibi saklanmaktan. Başkaları ölmesin diye. Bu Enver de zaten canımı çok sıkıyor. Patron denen da ne zaman görüşeceksin? Yakında. Ne kadar yakında müdür? Bak benim sabrım kalmadı artık. Yani seni çok iyi anlıyorum ama sabretmen lazım. Sen neredesin? Şehir dışında bir köydeyiz. Pansiyonda kalıyoruz. Hangi köy? Ne düşünüyorsun bu kadar ya? Hı? Allah aşkına. Bu teklifte bu kadar düşünecek ne var ha? Ne var ki bu adamda? Senin kızından daha mı kıymetli? Thank you.
Niye öyle bakıyorsun? Buyurun, patron bekliyor. Bekle beni. Patron. Müdür, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Otur. Otur. Bak. İsteyince nasıl da bulabiliyormuşsun. Neredeler? Geliyorlar. Yani her şey gözünüzün önünde olsun istedim. Güzel. De, biraz üzgün gibisin. Yani işte aramızda başka bir dostluk vardı. Dahan'la yani. Yoksa Enver umurumda değil. Dostluk dediğin şey medeniyet virüsünün bir yalanı. Dostlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Dost dediğimiz sülüklere. Neden? Çünkü yalnız kalma korkumuz var. Bak medeniyet bizi hantal, uyuşuk, bunalımlı yaratıklara çevirdi. Aş bunları müdür. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ben sizden öğrenecek çok şeyim var. Asla. Hiç kimse, kimseye bir şey öğretemez. Harika. Teşekkürler. Senin içgüdülerin yok mu? Sen bir avcı toplayıcı olsaydın, senin tek motivasyonun kızını kaplanlardan korumak olurdu. Ağaç tepesinde uyurdu. Sen de mi işin içindesin lan? Ha? Sen de mi işin içindesin? Bir şey diyemedin mi lan müdür be? Üst yerinde bir şey yok. İşlerimi götürebilirsiniz. Yazık sana. Ha? Kaç paraya sattın lan bizi? Ha? Ne verdi bu sana? Şşş. Önce bir merhaba de. Ahıra mı giriyorsun? Patron denilen büyükbaş sensin demek ha? Çözdür ellerimi de göstereyim sana ahırı. Bıraksalar ısıracak ha. O öyledir işte. Gaddar. Tüh. Yazık olacak buna. Sana bir şey soracağım. Sen bunun işini niye bitirmedin? Dostluk belasından mı? Yok. Akrabalık. Akrabaları hiç sevmem. Ben de. Ama o müessese olmasa çoktan ölmüştüm şimdi. Lan muhabbet etmeye mi geldik buraya? Ne yapacaksanız yapın lan. İkinizden de nefret ediyorum. Özellikle senden nefret ediyorum. Allah senin belanı versin. Öbür tarafta bekleyeceğim seni. Öyle benden kurtuldum falan sanma. Kızım için yaptım. Bravo. Gerçekten örnek babasın. Tebrik ediyorum seni. Üzgünüm. Madem bu kadar üzgünsün... Sen sık bitir işini. Hadi.
Hadi görelim bakalım. Gözünü kırparsan adam değilsin. Gebert! Ne oluyor lan? Makas. Makas. Ne oldu lan? Müdürüm. İyi misin? Ya bırak beni, adamı takip et. Bana en büyük günahını söyle.
Yuh! Sen beni nasıl vurursun lan? Ya müdürüm kaç kere söyledim ya. Vallahi yanlışlıkla oldu. Ben ateş ettiğim anda adam seni çevirdi, omuzu öyle girdi yani. Yok bir de bilerek vursaydın. Bu bana öyle bir tekme attı ki adamı kılıp çatışamadım bile. Sen de mi işin içindesin lan? Sen de mi işin içindesin? Bir şey diyemedim mi lan müdürüne? Niye bakıyorsun lan yüzüme? Ulan gerçekçi olsun diye yaptım. Ya bırak ya. Yalnız Özcan o değil de biz intihar ettik ha. Biz nasıl çıktık oradan? Çok kalabalıklardı. Truva atı taktiği. Hep şeyler. Bitti mi şimdi müdür? Şirket. Yani bir tehlike daha var. Vezir. Yani demem o ki sen şirkette patrona en yakın adamsın. Senin benim koltuğumda gözün var yani. Yok yok estağfurullah. Yok sen koltuğunda kal vezir. Hayır. Hayır değişiklik iyi değil midir? İstediğine hayır. Patronla görüşemezsin. Değişik kostümler deniyorsun. Fantezi dünyan çok derin. Sendin değil mi? Telefonumu kopyaladın. Yani büyük patronun bütün listesi elinde. İsterse sisteme çöker, yeni patron olur. Sen bir de şantaj yaptın adama. Evet ya, yazmıştır şimdi o bizi bir yerlere. Eğer biz bel altı vurduk, o da bize bel altı saldıracaktır. Yani bütün yakınlarımıza saldırır. O adam o gücü ele geçirmemeli. Onu da geberteceğiz o zaman. Sen telefonuna girebiliyor musun hala? Yok, değiştirmiş. Ama bulurum yerini. İyi. Bulunca haber verirsin o zaman. Madem bir işe başladık, kökten bitirelim. Gidiyorum ben. Ulan sen beni nasıl vurursun lan? Ya müdürüm söylüyorum ya, ben sağ elimle ateş ediyordum. Yanında duvar vardı. Sıktım, o tersine döndü.